İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz. Bu akşam Kırmızı Masa'da çok muhterem ve özel bir misafirim var. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü. Bu akşam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Var olun. E, tabii Kırmızı Masa'yı izleyenler bilir. Kırmızı masada, Masa normalde 20-30'da başlıyordu ama e, konuşacak o kadar çok mevzu var ki e, süreyi biraz uzatalım istedik ve tam 20'ye çektik ve şu anda da karşınızdayız. Hakikaten çok mevzu var. Çünkü İsrail tam 13 ayı geçti e, Allah Allah. bir soykırım yürütüyor dünyanın gözleri önünde ve bunun sonucu nereye varacak? İslam dünyası neden çaresiz? Mehdi ve Mes e, Mesih mi bekliyor? Öbür taraftan kıyamet yaklaşıyor mu? Kıyamet savaşı Armagedon, Melhame-i Kübra ne demek? Ee, e kıyamet alametleri bunları sormaya çalışacağım. Tabii ki güncel bazı meseleler de var. Özellikle Cübbeli Ahmet Hoca'nın e, yaptığı bazı açıklamalar polemik konusu oldu. Bazı görüşmeler tartışıldı. Dolayısıyla onları da sormaya çalışacağım. Soracağımız çok mevzu var. Ee, hocam, e, şuradan başlayalım. Tabii ki ümmetin şu andaki en e, büyük kanayan yarası maalesef Gazze ve 400 günü aştı. Soykırım devam ediyor. İsrail durdurulamıyor. Tam tersine emperyalizm Amerika batı arkasında ama Müslüman dünyası seyrediyor. Ee, bu mesele e, ne olacak? Müslümanlar niye bir araya gelemiyor? Niye ya, acizler? Evet onu yani çözülemeyecek bir sorun yani. Beyinde çözülemiyor zaten. Beyinde çözülemeden pratikte zaten hiç çözülemez. Mesele ben en baştan beri yani bazı sohbetlerimde diyorum ben bu filmin sonunu seyrettiğim için e, çok heyecanlanmıyorum diyorum. Tabi anlamıyorlar. Çünkü ben gaybı bilmem ama Rabbim gaybı bilir. Habibine, Resulüne bildirmiş. Ayetlerde, hadislerde vahiy de bildirilmiş. E Kur'an'da velâkıbü tülil müttakîn. Herkesin bildiği bir ayet. Güzel akıbet ve son müttakilerin olacak. Yani takva sahiplerine nasip olacak. Takva sahibi haramlardan sakınanlar, işte düzgün Müslümanlara nasip olacak. Salihler de deniyor buna. Tabi Yahudi kendini o salih olarak şey ettiği için, e, arzuma o vaat edilen toprakların e, tabi Tevrat'tan tahrip edilmiş Tevrat'tan kendine göre yorum çıkarıyor. Tabi bu vel estağfirullah ve lekat zeburi min ba'di zikri. Zikir orada Tevrat'tır. Bütün tefsirlere göre Tevrat'tan sonra biz Zebur'da da yazdık bunu diyor. Ennel erda yerisi ve ibadiyya <tabibu> salihun. Bu topraklara özellikle Arz-ı Mavut'ta düşünsek Nil ile Fırat arası salih kulların varisi olacak diyor. Bu ayet-i süresinde salihler burada tabi e, tabii ki el, salih kabulü elverişli manasına geliyor esasen. Mesela Arap şeyde Arafat'ta falan ee, şeyden üzerine maun salihun li şürbi, Bu su içmeye salihtir. Elverişli. Yani Allah'ın kulluğuna elverişli dostları kastediliyor. velakin adam tabi burada ben kastediyorum diyor. Tevrat'taki şey yoruma göre. Halbuki Kur'an bize Tevrat'ta da yazdığını Kur'an'da beyan ettiği için biz Tevrat'tan direkt kaynak veremeyiz. Caiz değildir. Şu anda mensuhtur ve muharreftir. Ama Kur'an ve sünnette yapılan atıflarda e müsaddir kelimabeynide önceki kitapları da tasdik edicidir diye Kur'an'da söylüyor. O tasdikten dolayı ama Kur'an sünnetle kayıtlı kalarak e bunları nakledebiliyoruz. Dolayısıyla burada Allah'ın dostlarına kalacak, Müslümanlara kalacak, dünyanın da sonu Müslümanlara kalacak. Hazreti Mehdi ve orduları ve o zamanki Müslümanlara kalacak. Dünya fethedilecek. Roma da fethedilecek. Avrupa'da da 7 sene bütün camiler inşa edilecek. Bunların hepsini özetle belki önümüzdeki birkaç dakikalarda ne kadar özet yapabiliriz bilmiyorum. Önümüze belki bazı programlarda çağırırsanız gelirsek onlarda da detaya da girebiliriz. E, bütün bunları biliyorum. Nereden biliyorum? Ayet ve hadis şeriflerden biliyorum. Bu bilgime göre filmin sonunu izlediğim için tabii çok üzülüyoruz. Çocuklar paramparça oluyor. İşte benim bombalar yağıyor. Hastaneler, işte mescit ayırt edilmiyor. İşte efendim nereye sığınıyorlarsa çadır madır her yeri bombalıyor. E, bunu görünce tabii ben zaten sadece bir çorba bir yemek yerken bir haberlere bakabiliyorum. Siz de iyi çok sevindik Dici Türkiye girmenize. E, 69. kanal onu da hemen kafama kaydettim. Eyvallah. E, 69'dan hemen şey yapıyorum. Çünkü benim yani 15 dakika yarım saat o arada 40 telefon geliyor gidiyor. E, hakikaten şeyim yok bir düzenli hayatım da yok. Ama tabii size hemen bir bakmaya çalışıyorum. Bir haberlere bakmaya çalışıyorum. Hemen bu yani tabii Gazze olaylarına illaki rastlıyorum. Yani işte kaşık elimizden düşüyor. Ya ikinci çeşit yemek geliyor. Üçüncü çeşit ya anam işte tamam. Niye iki çeşit yaptınız? Niye üç çeşit millet aç? Yani böyle bir psikolojik sorun da yaşıyorum. Ve tamamen iştahımız kaçmış bir durumdayız. Ağlasam bir, bir şeye yaramıyor. Gece kalksan duası bir şey yaramıyor. Gece bir şey yaramıyor derken dua yarar. Ona ben duaya bir şey demiyorum da. Haşa. Geri kalan yani kuruntularla, emellerle yaşıyoruz. Yani şey 52 İslam. soru ne hocam? Yani İstanbul devleti, Arap ya. Birliği, İslam Birliği, Türk Birliği. Ne oluyoruz arkadaş? Hepsi Müslümanım diyor. Şu Gazze'nin nasıl bir şey? Ya bu adamların yani bir suyunu kesemiyor muyuz? Bir bilmem petrolünü kesemiyor muyuz? Bir bilmem yiyeceklerini, buğdayı bilmem seni. Ya Bunlar nereden yani Amerika'dan bilmem nereden Avrupa Birliği'nden yetişene kadar hepsi bizim etrafındayız bunların. Yani biz bunları tükürükle boğarız diyorduk. Bir kaçık suda boğarız diyorduk. Yani nüfus bakımından da falan. Niye bu acizlik? Bu acizlik sorduğunuz ilk soru da bu acizliğin tek yorumu var. Bu acizliğin tek yorumu iman zafiyeti ve haramlardan sakınmaması Müslüman ülkelerin, yöneticilerin, toplumun, herkesin burada katkısı ve günahı var. Zaten toplum kemal tekünü nüvelle Nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz diyor. O zaten tencere kapak meselesi. Şimdi 52 İslam Bunun çoğunda masonlar var. Çoğu Amerika ile. Yani. Şimdi nedir? Suudi Arabistan durumu nedir yani? Daha geçen gün işte Riyad'a getirmişler. Bütün dünyanın en müstehcen şarkıcıları, en pis namussuzlarını çırılçıplak Riyad'a getiriyor. Ciddiye getiriyor. Bilmem ne. Şu anda ki Mekke Medine durumu Şu anda tavafta başı açık kadınlar tavaf ediyor diye haber geldi arkadaşlar Başı açık tavafa da başlamışlar. Yani ona da Allah bir şey Allah demiyor. Allah. Evet daha dün geldiler. Başı açık tavaf yapıyordu kadınlar. Diyor kimse bir şey demiyor. Ya Bu bunlar... caiz mi peki hocam? Ya haram canım caiz olur mu setravret? huzur giyinetekünde mescitlerin başı mescidi Haram. Her mescitte ziynetiniz var. O setre setravretin delilidir. Avret Avretli kadının bütün bedeni avret. En başta yani. Enteresan yani. Evet. Bu ilk defa duyuyorum. Yok yani. tabii daha dün geldiler. Oradaki turizmde işlerine ilgilenen kardeşler gelmişlerdi. Efendim durum vahim yani. Şimdi acizlik nereden geliyor? Acizlik iman gücü olsa Bedir ehli 313 kişi işte 3 mislini yendi vesaire. Benim. Karşı tarafta bin tane deve var, at var. Bu tarafta iki tane at var. 2 tane at var. Birkaç tane deve ya var yok. Kestip yeme, yemek yok. Nasıl yeniyorlar? Şimdi bir defa iman zafiyeti var. İşte Amerika bizi e, ekonomimizin biraz daha bozarsa e, efendim işte dolar bilmem ne kadar fırlarsa enflasyon devalüasyon bilmem 150'ye 200'e çıkarsa bilmem ne bütün millet ayağa Hocam kalkar. Yani, savaş olurdu savaş olurdu. Yani tamam ne, da. Netanyahu açıkça dedi ya koltuklarınızdan olmak istemiyorsanız sesinizi çıkarmayın. Aynen. Yani bu nasıl bir tehdittir? Ve hepsi de e, sineği çekti bunu. Yani şimdi tabii Trump dedi, yarım saatte bilmem rekorumuzu batırım dedi. Yine geldi. Şimdi dolayısıyla bu acizlik nereden geliyor? Ya benim Allah'ım var. Ben ölürsem şehit olacağım. Kalırsam gazi olacağım. Ben zaten yaşamak için dünya gelmedim. Ölmek için ve ahireti kazanmak için geldim. Dolayısıyla ben bu cenneti kazandığım sonsuz ebedi bir hayat bana Allah vaat ediyor. Şu şuurda Müslümanlar olsa... Yani var bu şurada birkaç Müslüman. Ama Müslümanlar genel manada bu şurada olsa yani yukarıyı aşağıda aşağıyı sallar yani. Yani Amerika'dan çok Allah'tan korkmuyoruz. Allah'tan korkmuyoruz. Allah'tan korkumuz azalmış, zayıflamış. Ahiret vadi ne zaman? Veresiye'ye girmiş. Peşin dünya. Bütün Kur'an-ı Kerim'de işte acile diyor. Kur'an'da dünyanın bir adı aciledir. Menken işte efendim. Kella bel tuhbunel acil ediyor. Kıyamet suresi. Siz acileyi seviyoruz. Acil aceleden geliyor. Acele peşin demek. Yani uyku peşin, yemek peşin, para peşin, kırmızı meşin demiş. Yani ben şimdi oğlum var, kızım var, torunum var. Evimin ona göre bir düzenim var. Halbuki bilmiyor ki ben bugün Gazze'ye yardım etmediğim zaman, bu riski göze almadığım zaman bak adam geliyor Lübnan, Suriye, oradan Tayyip Bey bile itiraf etmek zorunda kaldı. Hedef Türkiye ve bize doğru geliyor diye bir cumhurbaşkanı alene söylemek durumunda kaldı. Biz bunu senelerdir sol kürsülerde söylüyorduk ama devlet yetkilileri demiyordu bunu. E şimdi demek zorunda kaldılar. Yani bizim şimdi kazaya karşı göz yummamız ya ne olursa olsun boş ver bana e, dokunmayan yılan bin yaşasın veyahut da ben Yahudi ile Amerika ile anlaşırım korun Nerede korunacaksın? Nasıl korunabilirsin? Seni ancak Allah kurabilir, kurtarabilir. Amerika'nın, Rusya'nın veya dünyanın, Avrupa Birliği'nin gücüne karşı, maddi ve silah gücüne karşı Allah'tan başka bir güç yok. Ah tamam biz de silah sanayinde tamam bu hükümet çok başarılı şeyler yapıyor. Allah muvaffak etsin. <laughs> güç kuvvet hazırlayın diyor. Silah hazırlamak farzdır. Namaz gibi Kur'an'da emrediliyor. Ama şimdi şu andaki teknoloji ve şu andaki rekabet gücü, şu andaki para, zahire baktığımız zaman, zahire baktığımız zaman bizim burada şu anda yakın tarih için söylüyormuş, mesele için Amerika'ya kafa tutacak bir şey mi? O zaman ancak Allah, yani silahına dayanarak kafa tutacak bir gücün yoksa, ancak Allah'a güvenerek bu gücü bulursun. Ama toplumda iman zafiyeti, ahlak çöküntüsü, şu anda Kur'an şeriatını istemiyor, millet Kur'an, dinlemiyor. Şeriat hocam, ahkamı konuşulmuyor. Bu yüzde, onlara, Yani yüzde on acaba şeriat gelsin de Kur'an şeriatı kısas gelsin de şu cinayetler dursun, terör bitsin, hırsızlık bitsin, gasp bitsin, ihaleye fesat bitsin, hulül bitsin, kamu malına bilmem ne bitsin. Bunların hepsi Kur'an'da had cezaları Hocam, var. Şöyle, buna, Kim istiyor yani bunu? Evet, bu, yüzde bu... on bile Kur'an'ı istemeyen, şeriatı istemeyen bir toplumun İslam şuuru, Allah korkusu, şehitlik özlemi nasıl olacak? Oraya geleceğim ama hocam şöyle çok güzel bir soru bu aslında ama şu. Hani filmin sonunu görüyorum dediğimiz zaman bu ne olacak? Yani... Filmin sonunda evet, ne olacak? Yahudi mağlup olacak, hmm. e, tarumar olacak ama bu tabii filmin sonu derken bu kaç sene derseniz burada Hazreti Mehdi'den evvel yani Hazreti Mehdi bir at almadan evvel e, yani Kudüs'e imam olacağı zaten Bukhari, Müslim'deki hadis-i şerifte kesin sahih. Kudüs'ün imamıdır ama o Kudüs'te imam olmadan yani Hz. Mehdi harbederek ederek Kudüs'ü fethedip gelmeyecek. Bütün kitaplarımız böyle yazıyor. Yani ne demek? Yahudi ondan evvel çökecek ve Kudüs'te zaten Araplar dünyada Arapların sayısı az olacak diyor. Hadis-i şerif ve Arabu kalil ve cüllün bi beytil makdis. Yani şimdi 400 milyon kadar Arap var. Dünya yayılmış. Arapların sayısı çok az olacak. Çünkü 400 milyonun Kudüs ve civarında sığması şu anda düşünülemez. Ekseriyeti diyor. Yani o günkü Arap nüfusunun ekseriyeti Kudüs'te olacak. Dolayısıyla Yahudi oradan çekilmeden yani bu Tel Aviv kafası, bu hükümetler Yahudinin bu Siyonizm kafası güçsüzleşmeden, şey olmadan bütün Arapların, dünya Arap'ının Kudüs'te olduğunu hadis vaat ediyor. O zaman Mehdi sulhen gelecek. Yani sulhen şöyle, hmm. elini kolunu sallayarak bu, mescide gelecek, bu, bu, imam olacak. için bir zaman gösteriliyor mu hocam? Şimdi efendim, burada <laughs> bir zaman e, hadis-i şeriflerde e, Ebu Davud hadisi, burada sahihlerden gitmek zorundayız. İnallâhu lehebâ şe'alâ râzü küllî sene her yüz senenin başı diyor. Bu yüz hicriye göre hesap ediliyor. E, şu anda 1445-46'ya gireceğiz. Diyelim kalmış 55 sene 1500'ün başına. Hmm. 1500 çok önemlidir. Bu ümmetin ömrü 1500'ü geçmez diye koca İmam Suyuti bile icabında aldanmış. Yani o hadis-i şerifleri bir kaynaklarını zikretmiş falan. Ama şimdi oranın da bir tevile müsait. Bu ümmetin ömrü 1500'ü geçmez derken yani kıyamet kopar anlamı çıkmıyor. Hmm. Çıkmaya da bilir. Onlar kıyamet anlamış. Çünkü onlar Hicri 900'lerin adamı. Vefatı 911. Evet. E, dolayısıyla onlar 600 sene evvel e, tabi İbn Arabazi'nin bazı keşifleri vesaire bunlar Osmanlı çok etkilendi bu işlerden. Şeylerde bile geçiyor Ulu Ben Osmanlı. Yani İbn Arabi şeyi çoktur. Katte sallallahu o da büyük velidir. Dolayısıyla şimdi buradaki gelen hesaplar yanlış mana verilme tehlikesi de var efendim deste var. Bazı kitaplara Yahudinin katma karıştırması var. Özellikle İmam İbn Arabi'nin kitaplarına Fususa ve e, futoatta karıştırmalar var. Çünkü tezatlar bulunuyor. O tezatı o yapamaz. E bundan dolayı burada 1500'ü geçmez. Ya ama şu var. 1500 kıyamet için, yani şurada 55 sene kaldı denemez. Çünkü süreç, hadislerde, sayı hadislerde vaat edilen mehdi gelmemiş. Deccal çıkmamış, İsa hadislerle binmemiş. Güneş batıdan doğmamış. Bu kadar olay var. Bunların hiçbiri gerçek mi 55 senede mümkün değil. Bu kıya büyük kıyamet alametlerinden hiçbiri olmadı mı şu ana kadar? Hiçbiri olmadı. Şimdi küçük alametler hepsi Oldu. çıktı. Orta alametler de bitti. Hmm. Yani bitti derken devam ediyor. Ama çıkmayan kalmadı. Şimdi ben bu hususta kaç ders yapmışım şurada? Ee, işte Cübbel Ahmet Hoca YouTube sitelerimde bilmem ne 63 bölüm yapmışım Hı. daha da eksiğim var DAP'yi yapmamışım onlar ara girdi hapis girdi o araya hapisten evvel yaptım da hapisten sonra yapmamışım bunları DAP var ee, güneşin batıdan doğması var ondan sonra işte kıyametin ondan sonraki süreci zaten sura üfürülmeye başlıyor falan. O arada iki üç tane büyük alamet yapmadığım kalmış. Geri kalan hepsini yapmışım. Şimdi bu Mehdi çok önemli. Mehdi 8 bölüm yapmışım. Mehdi ne zaman gelecek hocam? Mehdi 8 bölüm yapmışım. Deccal 10 bölüm yapmışım. Bölüm sayıları ne olmuş biliyor musun? 74 saat 6 dakika konuşmuşum. 3,5 güne Mehdi, yakın konuşmuşum. Mehdi Deccal'dan önce mi geliyor sonra mı geliyor? Mehdi önce geliyor. Şimdi süreç şu. Zaten Manzana göre Mehdi doğdu şu anda hayatta. Bakın büyük alametlerin, büyük alametler 10 tane ama Mehdi büyük alametlerden sayılmıyor. Çünkü neden? Mehdi büyük alametlerin mukaddimesi, dibi, muttasıl sayılabilir. Çünkü Mehdi demek onun döneminde Teccal'ın çıkması ve onun döneminde İsa selam'ın onu Teccal'ı gebertmek için nüzülü demek. Bu alametin çıkana kadar sürene kadar. Şimdi onun şeyinde tarihini veremiyorum. Ancak şunu söylüyorum. Bakın. İmam Rabbani ki biz ona çok itibar ederiz. İkinci bir müceddidi diyoruz. Bütün tarikatlarda eder. Tasavvufta çığır açmış müceddid. el i sünnetin şiarıdır. İmam Rabbani diyor ki Mehdi'nin zuhuru ve İsa Aleyhisselam'ın nüzülü tabii o ondan aynı şey 40 sene içinde ipliğin şeyi gibi yani tesbihin ip, ipi gibi o koptu mu ondan sonrasını söyleyebiliyorum. Başlasa süreci hadislerden buluyorum. Başlamasına süre veremiyorum. Ama şuradan anlıyorum. İmam Rabbani diyor ki Mehdi ve İsa azem nücülü 2000'i geçmez, hmm. 2000'in binin içinde olacak. Mektubatında bunu hicri ben... olarak bu diyor. Hicri olarak 2 Bu ne demektir? 655 sene kadar bir şey var, 2000'in binin bitmesine. Hmm. Dolayısıyla bak yine kıyametin tarihini vermiyor çünkü kıyamet ancak Allah bilir Kur'an'da buyurduğu için evet. kıyamet demiyor. Ama diyor bunların şey diyor ikinci binin içinde. İkinci binden bize kalmış 555. Şimdi bu 1500'ün başı çok önemli. Çünkü 1500'de çok önemli hadiseler olacağına dair yani 55 sene sonra bu 1500'ün başında çok önemli olacağına dair sayı hadisler var. Peki bu arada kıyamet kopacak anlamına gelmese de bu arada e, Mehdi çıkarsa aynı dönemde çıkabilir. Yüzün başında diyor bu Davud hadisi. Mehdi için demiyor. Her müceddit için diyor. Yüzde bir müceddit gönderir Allah diyor. Bu şaşmaz diyor. Son müceddit Hazreti Mehdi. Hazreti Mehdi'nin müceddittiğini yüzün başında ilan edilmesi lazım. Şimdi o zaman Mehdi'lik iddia biri çıkıyor. Hindistan'da Mehdi cemaatını İmam Rabbani'ye mektup yazılıyor. Deniyor ki bu adam olabilir mi? İşte kuyruklu yıldız meselesi var. Ramazan'da iki kere güneş ay tutulması var vesaire alametler var. Bir alamette çıkmış kuyruklu yıldız gözükmüş falan İmam Rabbani cevap da yazıyor ki şu anda yüzün binin başı hem binin başı hem yüzün başına denk geldi o. Çünkü onun vefatı 1034. <laughs> hicri 1034. Hem bin yüzün başı hem de iki binin başı oldu yani. Onun için birinci binin müceddidi oldu o. Diyor ki e, şu anda 25 seneyi geçmiş. 25 seneden sonra başı tabiri salih olmaz, elverişli olmaz. Bu yüzde Artık Mehdi zuhur etmez evladım. Bu adam iddiası yalandır, sahtekardır diyor. Şimdi dolayısıyla şunu da biliyoruz ki bundan da anlıyoruz ki şu anda ne oldu? Ee, 1045 bu saatten sonra ilan edilmediğine göre Hazreti Mehdi Mekke'de bir biat açıklamadığına göre böyle bir şey harikulade bir olaylar olmadığına göre bu yüzden geçtiği kesinleşiyor. Benim kitabımın adı ne? Şahatla Noktara karşı yazdım da o zaman. Mehdi muhakkak gelecek ama bu yüzyılda değil. Hmm. Ben o bu yüzyılda değil ne zaman yapabildim? 25'i bekledim. Ondan hmm. evvel onlar benim tezatta, ve Hoca da bu işlere karıştı baya Tezatta olduğumu söylüyorlardı. Niçin? Ben 1020'de Sapanca'da bir toplantı olmuştu. Bizim o zamanki dergi, beyan dergisi toplantıları ben yüzlerce kişi katılmıştı. Orada Mehdi'yi bekliyoruz, çok ümitliyiz bu yüzyılda demişim. Kardeşim ben dedim, ama benim dediğim tarihe bakıyoruz. Bundan 35 sene evvel 1020'lere tekabül ediyor. 1025'ten sonra mektubatta beyan var. Çeyrek asır geçti. Başı yok artık. Yüzün başı diyor. Başından çıktı dedi İmam Aa şimdi 45 oldu. Ben tezatta değilim. Ama her şey ilme dayanı konuşursan deliller de, delillere göre konuşursan süre dolar bu süre başlar. Şimdi bu yüzyılda değil o zaman yazabildim. 17-18 sene evvel o kitabı çıkarttım. Çok güzel ilimler var. Mehdi ile ilgili bütün bilgiler 200 250 sayfa. Şimdi bu Mehdi ha dedim mi gelse? Ben sana süreci Mehdi mesela 1500'ün başında çıkabilir mi? Şimdi diyorum. çıkabilir. Hmm. Ben buna çıkamaz diyemem. Neye göre diyemem? Ben neye göre diyeceğim? Çünkü Mehdi'den evvel büyük alamet olmadığı için evet. orta alametlerinde Vus'ta diyoruz ona. Sura, vusta kübra, vustanın da bütün hepsi çıktığı için ki bunlar bakın Üç buçuk günlük sohbet var orada. Bütün o alametleri ok dinleyebilirler. E, kıyamet serisine girdiklerinde. Büyük alametlerden de var. Teccal meçhe yapmışım ama bitenler özellikle baksınlar bitti mi bitti. Ma beket iller kübra derdi. Şeyh Muhammed Sekeri Hazretleri, Büyük Kutup Medine'de Bukhari Hazretleri derdi ki Büyükleri bekliyoruz evlat. Hepsi bitti. Hocam çok özür dilerim. Şimdi izleyici için, anlamaları için çok ama çok kısa istirham edeceğim. Yani küçük alametlerden 3-4 tane orta alametlerden yine 3-4 tane büyükler 10 tane zaten. Ya söylemek mümkün mü? Hepsi çıktı diyorsunuz ya küçük ya alamet. Mi, mi, küçükler zaten yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra çıkanlar. Mesela Ammas taunu dedi. Buyurdu. Daha sahabe döneminde 10 bin sahabe orada oldu. Veba salgını Ammas denen Ürdün bölgesinde. O çıkacak dedi. Halife öldürüldü. Hazreti Osman'ın öldürülmesi. Kapı kırılacak dedi. Fitne o, başlayacak dedi. Bunlar kıyamet, küçük kıyamet abi Tabii tabii. Diyor. Efendimizin gelmesinin hemen peşinde ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asrı saadet bitmeden ilk yüz bitmeden el havariş kila bunlar hariciler bu işitin aslı hariciler cehennem köpekleridir dedi çok namaz kılacaklar çok ibadet edecekler şunun zürriyetinden gelecek zürr dedi hepsini söyledi zaten Hazreti Ali bile hariciler şehit etti Hz. Ali harp etti İbn Abbas harpler, haricilerle harp var dolayısıyla bununla bu gibi şeyler e, ve bu, dair, bu dair küçük bir, ortalar, ortalar. O, o küçükler o ilk dönem. Evet. Ondan sonra ortalar başladı. Ortalarda zaten en mühim mesele... Ee, ...çocuk anne babasının efendisi olacak. Hmm. Anne... ...efendisini doğuracak. Hadise. Binalar... ...çoğalacak. Dağdaki koyun çobanları... var güdenler... ...şehre inecek, müteahhit olacak. Çok yüksek binalar dikecekler. Bu da Yani bu 100 sene son... ...50-100 sene nişe. Yani... 100 sene evvel böyle büyük doğru, binalar doğru, mı vardı son yani? Son 100 yılda yaşanan şey. Son 100 Bunlar orta işte. <laughs> böyle bir şey var mı ya? Bu... Bir de bakıyorsun aslında esasına çoğu da evet. hakikaten köyden gelme. Or, orta alametlerde yaşanmasını beklediğimiz daha var mı sizin tespitiniz? Orta alametlerde yaşanmasını beklediğimiz yok. Zinaların artacağı, zelzelelerin artacağı, e, Efendim ölümlerin artacağı, e, toplu ölümlerin ölümler artacağı, ani ölümlerin artacağı. 60 70 arasında ölümlerin çoğalacağı. Günahlar aleni günahların işteniyor. cehri iştenci, aleni cahilince vesaire. Bunların hepsi yani madde madde aklınız duracak orada mucizevi şeyler var. Şu Hı. anda olmuş ama kaynağa bakıyorsun, mürekkebini bu şu incelesen anlama, şu anlama gelir mi? Yani bu süreç zaten yaşanacaktı. Bu engellenemezdi mi? İnsanlık bunu engelleyemez mi diyala yani insanlar bunu şöyle. Allah Teala sizin bir saat sonra bana ne soracağınızı biliyor. Evet. Belki siz bile bilmiyorsunuz. Neden? Size bir mesaj gelecek. Bir dakika sonra bir olay değişecek Türkiye'de bilmem ne. O konuya gireceğiz yani. Evet. Mevla her şeyi ezelde bildiği için onun ilminde hata olmadığı için kurban oldum. Bundan dolayı Mevla onu o sebepleri bunlar hazırlayacak. Eve işte ne buyuruyor? Zahar al fesat fil vel bahar. Karada denizde fesat zuhur etti. Fesat zuhur etti, bozgunculuk çıktı diyor. Şimdi denizlerin durumu, balıkların durumu, balık yemeyin diyor çinko. Her taraf çinko olmuş da balıktan çinko kaparsın diyor. <laughs> Zehirlenirsin. Balık ya sağlıklı diyorduk. Bütün balıklarda çinko artıkları bilmem petroller, okyanuslar, e, okyanusun balığı bile zehirlenmiş. Şimdi bunlar neden diyor ama? Şimdi denizlerde karalarda fesat çıktı. Yok bilmem ne ozon tabakası delindi. Yo, bu, bu gazlar ya şimdi işte uğraşıyorlar ki bilmem neyi azaltalım da e, işte benim gazı şimdi azaltalım. Bima kesebet ey dinler. İnsanların ellerinin kazandığı, kendi elleriyle yaptıkları sebebiyle dir. bu fesat çıktı. Dolayısıyla Mevla bizim ne yapacağımızı biliyor mu? Biliyor. E ilminde bir değişiklik olur mu? Olmaz. Yanılma olur mu? Olmaz. Ama bizi buna mecbur etti mi etmedi. ezeli ilmiyle seyretti. Seyrettiğine göre kimin ne irade kullandığını gördüğüne göre kader yazdı. E bu kader değişmez. E niye değişmez? E çünkü Mevla olanı gördü. Gör, olanı gördü de yazdı. Ben buna zorluyorum demedi ki ya Deme. tutar ya tutmaz olsun. Dolayısıyla bu süreç evet. büyük alametlere gebe. gebe. Her an büyük alametler başlayabilir. Büyük alametler ancak İlki. benim iki bir iki videom var. Bu iki video çok büyük. Neden? Bu Mehdi'nin öncesindeki alametler. Bunu niye söyledim? Adnan olayı gibi ikide bir Mehdi çıkıyor. Bir de Mehdi devleti diye işte Bağdadi hilafet devleti kuruldu. Yine Mehdi şey var. Khorasan'dan evet. siyah sancaklar tabiri sahih hadis buhari. Siyah sancaklar farkındaysanız siyah oluyor. Olur, de aşağı yorumlayanlar oldu. Çünkü neden ama adam siyah sancağı hadiste bildiği için sancağını siyah yapıyor. Nereden geliyorsun abi? Horasan'dan geliyor. Horasan neresi? Khorasan, Afganistan'ın Belicistan'dan hmm. Tut, Yesevi, Türkistan'a kadar Mavarahan tümünü kaplayan bir alandır Khorasan. Bizim Erzurum'da bile Khorasan var, oradan gelenler olduğu için. Şimdi sen Khorasan'ı e, da kullandığın zaman, Afganistan'da veya İran'daki bir bölgeyi kullandığın zaman, 70 bin orduyu da orada atları bekletip hazırladığın zaman, tatbikatta güzel yani. Şimdi bunu kimler destekliyor? Siyah sancakları da çektiğin zaman bütün hadislere uyuyor. Şimdi millet daha şey ilk itiraz eden ve ilk patlatan belki benim ilk. Videom var bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ümre'ye gidiyordum. Üstümde ihramla bana bu bilgiler geldi. Şam'da bir alim vardı. Sonra Mısır'a geçti. Kemal Hoca Efendi rahmetullahi. Büyük bir veliydi, alimdi. O bana bazı adamlarına hadisler gönder. Ben baktım hadis-i şerifler İmam Bukhari'nin şeyhi Nuaym İbn Hammad'ın Kitabül Fiten'inden. Hadislere bir baktım. O zaman risk işi. Çünkü yarın bugün hadis deyin ki adam diyecek ki he ee, gidecek beni. Hadisler böyle işte. Hiçbir şey çıkmadı di diyebilirler. O risk de var. Ama ben hadislere imanım da kuvvetli olduğu için keşke olmasaydı tabii o işler ama benim orada videom çıkabilir. Üzerimde ihramla. binmek üzereyiz uçağa. Son kertede. Dedim ki bunu duyuralım. Çünkü biz ömreye gideceğiz 15 gün. O arada çoluk çocuk bunlara katılabilir. Şeriat devleti kuracağız. Hilafet, Mehdi falan. Bu tehlike var. Şimdi onun için Mehdi'nin gelmesinden evvel zuhur edecek alametler. Burası çok önemli. Evet. Ee, Melhame-i Kübra, Armageddon on, o bölümlerde değil. Ondan evvel e, bakayım şurada. Bu anlatılanlar gerçekleşmeden adı bu bak bu anlatılanlar gerçekleşmeden Mehdi çıkmayacak. Hmm. Bunu özellikle seçtim. Önüne gelen Mehdi'lik iddia ederse, dünyanın bir yerinde olaylar olursa, bir Müslüman da cihat için kalkıp malını canını tehlikeye atmasın, bu hadislere bak, bil. Bu hadisleri bil, çoluğuna çocuğuna öğret, biz faniyiz. Bunları konuş, konuştur ki... Nedir o, o olaylar? E, onlar şu anda benim, yani şu anda de, yani şöyle... bu e, kuyruklu yıldız meselesi var ramazanda şey meselesi var e, efendim iki tutulma dünya kuruldu kurulalı yani e, şeyde astrolojide gerçekleşmemiş e, güneş tutulması ay tutulması aynı ayda aynı ramazanda bir başında bir ortasında falan hiç olmamış bir şey onu da geçtik en mühimi yani en belirgin şu anda aklımda ne var minada haçta kargaşalar ve kavgalar kabile kavgaları çıkacak Araplarda kabilecilik hala bitmedi. Hmm. Türklerde kimin nereden geldiği hala şu anda belli değil. Ben Bukhara'danım, mesela. Kürtüne gelmişiz Gümüşhane oradan Görele'ye inmiş atalarım Cemiloğulları falan. Fakat geriye gidemiyorum. 180 sene geriye gidemiyorum maalesef. işte kesti doğradılar milleti atalarından efendim dilini bıraktılar ne dinini bıraktılar ne şeyini bıraktılar yapılan operasyonlarla bizi koparttılar Araplarda mesela şu anda sen hangi kabiledesin? Kelp kabilesi derim sen hangi kabilenin? Temim kabilesi derim ve bu devam edecek kıyamete kadar bu hadislerden bunu anlıyoruz mesela bir keşke bizde de öyle olsaydık Oğuz boynu şu boynu herkes bilseydi Allah buna müsaade etmiş ırkınızı bilin diyor yani bu tanışın diyor evet. He, dolayısıyla hani ırklarla üstünlük sas Kafa kafatasçılık yapmayın İslam'da bu yok ama tabi kabilenizi bilin Şimdi bu kabile meselelerinde demek ki bu şimdiki krallıklar değil. O dönem kabileler bir halifenin ee, diyor o zaman da halifelikler var. Şimdiki işte Dubai'nin emirlikleri gibi düşün. Katar emirlikler. Birinin oğlu öldürülecek. Bilmem ne. Bir kavga çıkacak. Bir kabilelere sari olacak. Mina'da öyle bir savaş çıkacak ki, ki düşünce haç. Mina'da ihramla oluyorsun. Ve tabi son 3 günde ihram şartı yok. Tabi çıkıyorsun şeyden Arafat'tan sonra da. Bayram günü şeyden sonra fazla haftan. Kan gövdeyi sürükleyecek Kabe'ye kadar. Çünkü biliyorsunuz mine yüksekten aşağı iner Mekke'ye doğru. Kan gövdeyi götürecek. Bu o Muharrem'de bu Zülhitçe. Hac ayı Zülhicc'e biliyorsunuz. Zülhicce. Arafa'da Zülhitçe'de. Zülhicc'e hicri hesapta kaçıncı ay? 12. ay. Muharrem yılbaşımız hicri ay. Sizin de isminiz. Şimdi Zülhicc'e'nin e ee, 9'u 10'u 11'lerinde on kan gövdeyi Mina'da götürürse hani böyle şey değil tünel faciası yangın değil ha, savaş kabile savaşları bu olduğu zaman bir ay kalıyor Muharrem'de Hazreti Mehdi Hacer ile makam İbrahim arasında en büyük alametlerinden birisi bu mu? Budur. Mina'daki şimdi çatışma. Mina'da sen şimdi hac zamanında böyle bir savaş oldu mu acaba abi? Olmadı. Bilmem buluttan nida geldi mi? Gelmedi. Yok efendim iki tutulma, üç tutulma, bir Ramazan'a denk geldi mi? Gelmedi. Peki, ben bunları uzun uzun anlatıyorum. Niye anlatıyorum? Bunu Adnan milleti mahvetti, öbürü mahvetti, Berik'i mahvetti, öbürü Mesih'in dedi. Çok istismar dedi. eden var. Çok istismar eden var ve Araplar, şimdi Pakistan'da da İnsanlasam var. İnsan nasıl anlayacak? Bir Müslüman çünkü her gün Mehdi çıkıyor yani. Hayır Ç ben zaten şunu diyorum. Evet. Bir defa birinci alameti Mehdi çıkmaz. Mehdi Mekke'de Hacer önünde yiyse şu andaki Suud polislerinin Bin Selman yönetiminde tamam mı? Mehdi Mehdi'sen Allah'ın harikulade kerametleri çünkü mucize denmez peygamber olmayana harikulade kerametleri sende zahir olacağını olduğunu iddia ediyorsan ben senden hiçbir alamet yok. Ben Adnan'dan bunu 80'lerde tartıştım. Ee, efendim nasıl yani kendisini demiyordu ama ima diyordu. Ben anlıyordum. Ya bu alametler hangisi seni? Ha, gidersin abi e, Hacer le makam yuram arasında ben metiyim dersin. Ondan sonra yedi tane alim her birinde 313 Bedire'nin sayısınca talebesiyle müridiyle gelmiş birbirini tanımıyor. Dünyanın her yerinden. O 7 alim sana ikbiyat ediyor. Çıkıyorsun ortalığa bakalım. Ondan sonra seni ne yapıyor Suud polisi? Alıp götürüyor bilmem zindanda. Mekke'de mi çıkacak Mehdi? Kesinlikle Mekke'den başka yerde biat yok. İlk biat Mekke'de. Şimdi bunu anlamayacak ne var? Ben Mehdi'yim diye çıkıyor. Şimdi, ya sen adama hemen desene ki arkadaş Mekke'de videom var mı ya? Zaten Mesih dediğimiz İsa'nın gelmesi büyük alametlerden değil mi? İsa selam Mehdi, Deccal Mehdi'yi kuşattığı zaman Kudüs'te Deccal 40 günde bütün dünyayı kesip toplayacak çok büyük bir mütevatir hadistir. Çok büyük bir Eli sünnet akaidinin metnidir. Bütün metinlerde var. Dolayısıyla bunu Vehhabiler bile kabul ediyor bunları zaten. Zaten bunları biraz kabul ediyor da bu işi el kaide istismar ediyor bir tarafını tabii ama itikaden ediyorlar yani. Şimdi dolayısıyla hmm. e, burada mühim mesele bu iki yer bu anlatılanlar gerçekleşmeden meti çıkmayacak 3 bölüm. 60-62. sırada geliyor. Bunları bu millete öğretmek lazım. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Gaz Şerifinde. Deccal'ın yaklaştığının en büyük alameti nedir diyor. Tabii bu tabi. Mehdi'den evvel Deccal yok ama işte onlar beraber değerlendirsek. Minberlerde, hutbelerde, kürsülerde imamlar ve hatip'ler bu konulardan hiç bahsetmiyor. Hmm. Bu çok büyük bir var. İbn Mace'de her yerde bu geçiyor. Şu anda bunları anlatmak hurafe gibi görülüyor. Aynen. Ve şu anda Diyanet Diyanet zaten eski Mehmet Görmez Fiten hadisleri sorumludur. Bunlar da sorun var. Halbuki bir ben hadisçiyim diyorsun. Hadis talebeciyim diyorsun. Sana yakışan ilmi şey nedir? Fiten yani iç savaş, dış savaş bu kargaşalarla ilgili kıyamet alametle ilgili hadislerde mütevatir var, sahih var, hasen var, zayıf var, garip var, münker var. Mevzu da rivayetler var. Uydurmadayla ona hadis denmez, rivayet denir. Evet. Peki tamam. Bu tasnifi yapmadan fiten hadisleri toptancılık yaparak fiten hadisleri sorumludur. buharide tabul fiten var, müslimde tabul fiten var. Fiten ne demek? Fiten fitneler, fitnelerin manası kıyamete yakın, bu özellikle kıyamete yakın olacak kargaşalar demek. Ümmet içinde bunlara de, haber veren hadisler, hadisler. Bunlar müstakil kitaplarda var, kitabul fiten diye bir de Buhari'nin içine Buhari, Buhari bablara kitap der, evet. kitabul fiten der mesela yani Buhari. Kitabu zikir der mesela. Evet. Kitap dedi bab o. Bir de müstakil eserler var. Nuhaym İbni Hammad'ın var. Ebu Nuhaym'ın var. Hani şimdi burada bunları millete anlatmıyorlar, anlattırmıyorlar. Önce Mehdi geliyor sonra bir İsa Mesih mi gelecek? İsa Mesih. Orada şu, şunu milletimize uyaralım. Gençlerimize, yavrularımız kapılmasın, kanmasın. Bu konuları bizim bu sohbetlerde veya başka hoca efendiler anlatmış olabilir. Onlara da baksınlar. Bu konuların konuşulmaması kıyamet alametleridir. Bir. Bu konuları mutlaka öğretmemiz lazım. Neden? Şundan dolayı ki insanlar sahte Mehdi'ye, sahte Mesih'e malını canını kaptırıp helak olmasın. Namusunu heder etmesin. Şimdi bu anlatılmayınca cehalet sarar. Ele minberlerde hiç konuşulmuyor. Kesinlikle. Deccal diye bir şey. İsmi geçmiyor ya. Deccal mı engelliyor yoksa bunları? E, Deccal, e, Deccal <laughs> zihniyeti engelliyor. Şimdi e, ee, Bukhari, Müslim ve bütün mütevatir hadisler, sahih hadislerde sahabe dahil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namaz selam vermeden evvel ne okuyordu? Bizim millet zannediyor ki Rabbena atina okuyordu. Bir de Rabbena gfirli okuyordu. Rabbena atina, Rabbena fili. Ben bu kadar sahih hadisleri bu usta ezkar kitabım var. Üçüncü cilde, dördüncü cilde hazırlarken tabi basamadım da hazırlık yaparken taradım. Bütün bu yaptığım taramalarda Rabbena atina, okunabilir, müstahaptır. Rabbena fili, okuma müstahaptır, çok iyidir falan. Ama onlardan daha kuvvetli sünnet olan ve hatta bazı müçtehitlere göre onu okumadın mı namazı iade et demiş İmam-ı Tavuz müçtehit oğluna. Daha büyük bir dua var. Orada ne diyor? İzâ ferâhâ ahaddikum ile yani ette'iyyâtu salli barik bitirince selamdan evvel dört şeyden Allah'a sığınan diyor. Şöyle de sığınır. Allah'ım azâb cehennem. Cehennem azabından. Ve min azabil kabri, kabir azabından. Ve min fitnetil mesihid deccal. Deccalın fitnesinden diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam vermeden beş vakit namaz deccaldan sığınıyor. Bütün sahabe yüz bini aşkın sığınıyor. Tabi'in, tebe-i tabi'in. Bugüne kadar geliyor. Bugün bu duayı cami imamları da okumuyor. Müftüler de biliyor mu? Bilmiyorum. Artık diyanette kim biliyorsa. Yani şu cehaletin rezaletine bakın ki Rabbena atina Rabbena farz gibi ki onlar keşke okunsun farz gibi ama emredilen duada ki birisi kabir azabı. Kabir azabı da biliyorsunuz birçok ilahiyatçı tarafından inkar ediliyor. Evet reddediliyor. Orada dört sığınmaktan ikisi şu anda ilahiyatçıların birçoğu tarafı hepsini tenzih ederim bir kısmı ve bir çoğu tarafından muhtesile kafasıyla gidilip mantık yürütüldüğü için ne yapılıyor? Deccal gibi bir şey olmaz. Kabirde azap olur adam ölmüş zaten bilmem ne. İsim vermeyeliz yok. Reddiyeleri yap, yaptık, yapıyoruz. Bu iki şey o dördün içinde. Dolayısıyla bu bu kadar mühim olmasaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'ı bir anlatıyordu hadisere sahabe-i kiram diyor ki çıkıyorduk sanki hurmalıklar Çünkü o zaman mescidin hemen gibi hurmalıklar şirki evet. gibi değil. Hurmalıklara gidiyorduk. Ya Deccal çıkmış mıdır acaba diye sağa sola bakıyorduk. İtikat böyleydi. Ebu Hureyre yeni bir genç gördüğü zaman tabi onlar tabiin oluyor. Sahabe görmüş ama efendim görememiş. Gence çağırıyor. Esselamu aleyke diyor işte falan. Yavrum diyor. Ee, İsa Mesih'e ulaştığın zaman diyor. Yani şuur veriyor tabiine şuur veriyor. Benden Ebu Hureyre'nin sana selamı var diyor. Evet. Şimdi biz bunu Ebu Hureyre'ler bunu yaparken bugün biz çoluğumuza çocuğumuza İsa Aleyhisselam da çok yaklaştı evladım. Hazreti Mehdi çok yaklaştı. Benden selam söyle diye bir selam gönderme ritüelini bile sünnetini bile yapamayacak kadar cahil bir ümmet var. Ümmet var. Bu bilinçli cahil bırakıldı. Burada bak mesele ne? sınırımız hiç önemini kaybetmiyor sınırımız İdlib sınırımız Amikovas'a içimiz Maraş'a kadar Mercedabık ne daha Niçin söylüyorsunuz bunları? Armageddon için mi? Armagedon'dan şunu söylüyorum He. şimdi Amerika, Avrupa, Fransa, Rusya herkes niçin Amikovas'ında şu an bütün dünyada yer bitti de He. küçücük bir yer niye oradalar? E niye ortalar? Çünkü Tevrat'ta da İncil, Zebur, bütün bunlar hadislerde de aynı bilgiler var. Büyük bir harp burada çıkacak. Bu hmm. Bu arzu mev'ud kaynaklarda ar var mı bunlar? Olmaz mı? Müslim hadisi. Evet. hepsini kaynaklarını istediğine rakamını şeyin hepsini verebilir. Yok hocam tamam varsa ha. vardır. Evet. E tamam benim Allah'ın bir o kadar biliyorsunuz evet. beni öyle desteksiz atmam. E şimdi dolayısıyla burada bütün dünya burada mı? Burada. Şimdi bütün gavurlar Armageddon'un vesairenin o e, Tevrat anlayışına göre ona göre buna göre film senaryolarını yaptılar mı? Yaptılar. Yıllar evvel bu filmler çekildi mi? Çekildi. Şu anda da yeni filmler piyasaya sürüyorlar mı? Sürüyorlar ve hazırlıklarını yapıyorlar. Bütün imaları, bütün imaları yine onlara göre gimesi, onlara göre ki Deccal, onlara göre onlar da kendi figürlerine göre. Ama bölge bura. Bölgede bir fark var. Bizimle onlar arasında fark var. Yani Tevrat'la Kur'an, hadis arasında fark olmaz. Çünkü vahiy hepsi Allah'a hmm. Ama bunlar da tahrifat olduğu için bunlar işine göre biraz ileri geri yapıyorlar. Haritalarda oynarlar, evet. şunu oraya yaparlar. Bunların dini imanı yok. Ama şimdi mesele ne? Burada yani Reagan planlarını hazırlıyor. Trump bilmem neyin peşinde. Arzu mevudu gerçekleştirmek üzere. Pentagon bilmem ne. Amerikan başkanları tarikat değiştiriyor. Bilmem evangelistliğe geçiyor oradan ondan sonra Tanrı'yı kıyamete zorlamasından bilmem nesinden dem vuruyor. Yahudi Hristiyanları kandırmış. Efendim ben Erzimavut olmasan, e, Erzimavut'u kuramasam senin Mesih gelemeyecek. Mesih gelemeyince siz kurtulamayacaksınız diyor. Bütün Amerika'nın bunları bizden hurafe diye, bu hadislere kurafe diye dinlemeyin bunları ya. Bütün ilahiyatçılar. Bırak bu hocaları, bunlar uydurukçu ya. Oraya söylüyor. Bize maymuna bak yapıyorlar. Bizi başka taraflara yönlendiriyorlar. Sınırımız elden zaten gitti. Sınırımızın dışı yani. Allah muhafaza içimize sirahat etmesin ama ya dışımızda herif zaten Siyonistan, Kürdistan, Siyonistan'ı kuruyor. O oradan bilmem neyi getir. Bütün ordular orada 70 bin tır silah buraya niye verildi? Evet. Yani gavurların hepsi burayla ilgilenirken bize de efendim böyle Armageddon yok, meleme i Kübra yok, savaş yok, bir şey yok. Yurtta sol, da sol yurtta cürşan da keşke olsa keşke olsa ama sen savaşa hazırlanmazsan öyle demekle barış olmuyor savaşa hazırlanmazsan <laughs> suçun <Şimdi>, bulamazsın <laughs> bu peki bu Mehdi'den önce mi olacak Melhame-i Kübra Kıyamet e, Savaşı e, yok Mehdi'den sonra onun ku, ku şeyi kurucusu şimdi hadislere uydurma dedirtenlere dikkat edelim bu hadislerin çoğu mütevatir değil diye ama Mehdi hakkındaki hadisleri toplayınca muanen mütevatir oluyor Deccal hakkında hadisleri toplayınca manen mütevatir oluyor. Bu ne demek? İnkarı insanı eli sünnetten çıkarır, kafir eder. Bakın, tarik-i ahad bir sahabeden gelse, mesela cesase hadisi, sahi müslimde diyelim. Deccal şu anda bir adada yaşıyor, sahi müslimde. Deccal yaşıyor. Nasıl İsa Aleyhisselam gökte yaşıyor? Karşıtı da yaşıyor. Dakika, Deccal var mı şu an? Deccal tabii dünyada. Ne, bir zaman, adada, ne zamandır var? Bir adada. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında temimi dari sahabe e, tekneye bindi. Tekne e, dalgalar parçaladı. Bir tahtanın üzerinde rüzgar savurdu. Bir adaya gittiler. Yemen tarafından çıkmışlar herhalde. E, artık Akdeniz tarafı da deniyor ama ekseri Okyanus tarafında e, bir adada Cesase diye bir varlık onu. O da Dehpetullah. Yani Dehpetullah çünkü Mekke'den çıkacak ama. Eee Cesase diye bir tüylü bir varlık onu alıyor e, Deccal şeylerle bağlı. Bu sahih Müslim. Buhari'den sonra şu anda dabbetül arzda deccal. Dünyada mı şu anda? Dabbe'de de cesase mi değil mi ihtilaf var. Dabbetül Arz Kur'an'da da geçiyor. E. Dabbe Mekke'de Eccad Kalesi'nin altından Safa'nın oradan çıkacak. Bu kesin. Yani hadislerle e. kesin. Ayette de "İkhrajnâle hum dabbeten min diyor. Deccal bu kadar uzun ömürlü mü olacak yani? O kadar şu anda dünyada. E, tabii da. ama İsa diyor 2000 yıl geçmiş İsa selam yaşıyor. Şu anda İsa selam öldü diyen adam eli sünnetten çıkıyor. Bütün ehl-i sünnet metinlerinde İsa Aleyhisselam göğe kaldırdı. Kur'an ve ma kateluhu öldüremediler diyor. Ve ma -e bu çarmıha gelemediler diyor. Peki. Dolayısıyla İsa Selam be, vaktini bekliyor. Deccal da vaktini bekliyor. Hatta Deccal zincirlerle bağlı. Fakat Deccal ona sorular soruyor. Beysun'u bir bilmem ne. Huta. Bak Huta'yı soruyor. Şam, Suriye'deki Huta çok önemli. ...Hazreti Mehdi orduları orada sığınacak... ...Melhame-i Kübra'da... Guta, ...Guta falan diyorlar ya şimdi... ...Huta Arapçası... Guta diyor işte orada... ...ağaçlar yeşil mi diyor... ...mesela temimi i soruyor... ...şuranın Beysan hurmalıklarında... ...hurma var mı diyor... ...şu ırmak akıyor mu diyor... ...o da cevap veriyor... ...yakında bu düzenler bozulacak diyor... ...yani kıyamete yakın işte oranın hurmalıkları... ...zayi olacak orada dereler kuruyacak... ...şöyle olacak böyle olacak... ...sonra... Bu temim idari bunu gördükten sonra geliyor. Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e görüşüyor. Cam, mescitte namaz kılıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rast gelen, o zaman hep camide kılıyorlar zaten cemaatsız kimse kılmaz da. O anda bulunan sahabe kimse. Diyor ki toplanın. Temim idari diyor. Kalk ayağa anlat. Ben size deccalı anlatıyordum ya diyor. Evet. Bu onu gördü diyor. Bakın ben o anlattım size anlatsın diyor. Ve bu bir sahabe, iki sahabe değil. O kadar sahabe cemaat halinde bunu dinliyor. Ve sahabe ise hatta işte diyorum ya o kadar inanıyorlardı ki yani çok yakın bekliyorlardı tabii. Çünkü onların imanları öyle kuvvetli. Dolayısıyla şu anda Deccal bir adadaş. Mesela öyle adalar var diyorlar. Ben burada bir şeyler diyorlar. Ben tabii orada demiyorum. Yani işte onun üzerinde uçuş da yapılamıyor. Şu. Ya şimdi adam diyor ki Deccal vardı Amerika nasıl bulamadı? E kardeşim ben sana o zaman derim ki Yecüc, mevcut. Kur'an'da geçiyor. Ve bütün o, ortalığı yiyip bitirecek kadar nüfusları kalabalık. Ee, Kur'an'da da hatta ila set var. Zülkarneyn setti. Azerbaycan'dan öyle Özbekistan tarafından şeye giderken o set orada. Böyle kurşun tabaka tabaka dağlar var. Uçaktan giderken daha gen, yeni gören adam anlat. Dubai İsa Mâne Hazretleri. Dedi ki ya uçaktan inmeden tabaka tabaka böyle kurşun tabakası gibi dağın şeyi set var. Kur'an'da bu set iki sayfa anlatılıyor. Kehf suresinde bu setti Zülkarneyn yaptığı setti. Bu set patlayacak diyor. Yecüc mevcut çıkacak. Yecüc mevcut ne kadar? Yecüc mevcut sizden kaç kat fazla diyor insanlıktan. Sekiz buçuk milyar insan var. Bu Yecüc mevcut bu nüfustan fazla. Bu dünyanın neresinde? Yok böyle bir şey desen Stalin gibi kafir olursun. Ayet var. Hani hadisi de geçtik. Ayet var. Doğru. Yecüc ve mecüc diye geçiyor. Ayet var. Peki sen daha yecüc mecüc milyarlardan fazla anlaşıldığına göre bu hadise göre bizim, bizden insana e, o da insan ya cin değil, cin değil peki bunu bulamıyorsun Allah buldurmayınca buldurmuyor göstermeyince göstermiyor set patlamadan çıkmazlar diyor setti ben patlatınca diyor zaten o İsa Aleyhisselam zamanında set patlayacak büyük alametlerden biri de o İsa Aleyhisselam da zorlanacak turdağına Allah buyuracak çıkart Müslümanları Turdağına kaçacaklar. Yecüc mecüc. Bundan hepsini anlattım tafsilatıyla. ile. Evet. Hep sayı hadis. Yani şunu diyorum. Sen Deccal bir adada. Sen bir adadaki Deccal'ı nasıl bulacaksın? Milyonluk milleti bulamıyorsun dünyanın neresinde. Tamam hocam şöyle. Dolayısıyla evet. şimdi bunları anlattırmayan zihniyet bu hadislere ha uydurma rivayet var mıdır? Vardır. Adnan uydurdu mu? Uydurdu. Uydurdu kendi uydurmadı. Bazı rivayetleri delil aldı. Mesela Mehdi İstanbul'da çıkacak. İstanbul'da çıkmayacak. İstanbul'a gelecek. Bir sene kalacak İstanbul'da. Mehdi ne kadar kalacak dünyada? Mehdi 80 yaşlarında vefat edecek. 40 yaşında huruc edecek. Dü, dünya Müslüman mı olacak? Ne olacak? Bütün insanlığı, Mehdi ne yapacak yani dünyada? Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla Medine'den mücahitler Khorasan'dan siyah sancaklar vesaire dünya Müslümanları tabi melek ordularını desem Melhame-i Kübra'da sayı bizde az. Evet. Yani bizde 300 bin küsur. Hepsinin hesabı var hadislerden topladım onu ben. Khorasan'dan 4 bin, Yemen'den 40 bin İstanbul'dan 300 bin. Dikkat bu Melhame-i Kübra Savaşı'nda. İstanbul'dan Savaşı 300 bin gidiyor. Bu yani Konstantiniyye'den. Bu Melhame-i Kübra Savaşı'nda yer alacak Müslümanlara diyorsunuz siz. Evet. Yani dünyanın Karşı Karşı taraf 960 bin. Bunlar, Bütün Avrupa sancakları geliyor. Bu savaş Amikovası'nda mı olacak? Amikovası'nda. Adı Damak. Armageddon Savaşı ile Melhame-i Kübra aynı şey mi oluyor? Aynı şey ama yerde ve bazı tabirlerde gavurlarla aramızda fark var. Şimdi ona gelmeden ee, bu çok önemli bir şey. Bu hadisleri, bu ayetleri okuyup bu millete duyurmazsak Allah muhafaza Deccal'a Rab diye tapar. Mehdi'yim diye önüne çıkan ya bu milletin peşine giden, karşı uyarmak mı lazım diyorsunuz? Sahih sah ateşe sah verirler. Beş vakit namazla sığının buyurulmuş. Tamam şöyle diyebilirler. Ya deccal kardeşim daha, daha çok var yani. Bizim daha bugün yaşayacağımız acil bu onca da mesele Anlamadım. Var ki... Peki tamam 1450 sene evvel. Efendim sallallahu aleyhi ve bundan Allah'a sığının, Adem aleyhisselamdan sonra Deccal'dan daha büyük bir şer ve fitne dünyada yani Adem aleyhisselamdan beri sonra da gençler işte onun döneminden beri dünyada en büyük fitne yani Müslümanları en büyük zora sokacak ve de gavur edecek. Ne insanları zorlayacak. Ben ilahım bana tapın, secde edin. İmanı kuvvetli olmayan secde edecek. İncabı da adamı öldürecek, diriltecek. Allah ona öyle müsaade vermiş, ortadan bölecek. Mesela Sayın Müslüman'dan sonra tekrar birleştirecek. Adam canlanacak, okkabaz işler yapacak. E bunlar, bunlara millet kanacak. Çokları kafir olacak. İlahımız sensin diyecek. 40 günde dünyada gezmedik yer bırakmayacak. Mekke, Medine'ye giremeyecek. Bir tek Mekke, Medine'ye giremeyecek. Medine'den de gelecek. Bakın öyle bir mucizeli hadis var ki, şu anda uçaktan Medine'ye inerken Ravza-i Mutahara o kadar büyüdü ve ışıklı ki bembeyaz bir şey olarak görünüyor. Böyle büyük bir kasır köşk gibi görünüyor. Bembeyaz ışıklarla. O zaman böyle bir şey mi var? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bak kasra ebyaz. Ebyaz beyaz saray yani esasen. Kasra ebyaz. Deccal'ın geleceği yere kadar Tarif etmiş. Şu daha buraya kadar gelecek. Çünkü Mekke Medine'de meleklerle kor korurlar. Deccal ayak bastırmazlar. Oraya kadar gelecek. Şimdi tam oraya o noktaya saray yapmış kral. Saray orada. Şimdi o noktaya kadar gelecek. Ve geldiği noktada görecek. biraz Bu beyaz köşk kimin? Diyecek Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mescidi. Oradan ileri giremeyecek. Fakat Medine'den 70 bin kişi çıkıp Deccal'a tabi olacak. Hmm. Şimdi dolayısıyla bu bir iman sorunu olacak. En büyük fitne imanı kaybetme fitnesidir. Bir insan kafir olduktan sonra zaten dünya evet. dünya gitsin din kalsın. Ama deccal imanı çok zorlayacak. Bu yüzden biz bunları anlatmak lazım. Sahtelerine taklitlerine aldanmamaları için evet. bir. İkincisi hadis-i şerifler dua öğretmiş. Mesela Kehf suresinin başından 10 ayet oku diyor. Şimdi sen bunu ezberle. Her dakika Kur'an, Musaf, internet çalışmaz. 10 ayet ezberle. Bunu diyor Deccal gelse, dünyayı bütün kasıp kavursa, karşına gelse diyor. Başla diyor. Hamdülillah elhamdülillah le ala abdil kitabe ve lem mecalle uveca. 10 ayet. 10 ayet oku. Kehf suresi suresinin başı ona. Kehf suresi Zülkarneyn setti de orada. E Deccal'dan kurtaran ayetler de başında 10, sonunda 10. Kehf suresinde bir sır var. E her surede sır var. Ama okursan diyor sana hiçbir şey yapamaz. Ama şimdi bu millet ne Kehf suresinin haberi var, ne ona haberi var. Bu bana ne lazım? E 1400 sene evvel lazım olmasa öğretilir miydi? Ebu Hureyre Hz. İsa'ya selam gönderiyor da sen niye oğluna torununa bu şuuru vermiyorsun kardeşim? Bu, bu, bu. ama bu şuuru bitirdiler. Birçok ilahiyatçı eliyle bitirdiler. Özellikle tabii mutezileden etkilenen, mutezileden evet. etkilenen. Şu, bu noktada selefiler ve abiler bu noktada hadis, sayı hadislerin hepsine inanıyor. Ve onlar bu noktada çok daha çoluk çocuğunu yetiştiriyor. Ama orada da bir yanlış, diğer yanlışlar var. Tekfir var, tasavvuf ve ne falan. Şimdi dolayısıyla biz bu şuuru vermemiz gerekiyor. Bu noktanın iyice dinlenmesi lazım. Şimdi sizin sorduğunuz diğer süreç, süreçle ilgili ha dedim mi? <laughs> diyelim, Hazreti Mehdi 40 kişinin başında ilan edeceğini, bir biat alacağına göre diyelim. Burada çok teferruat olmakla beraber, Mehdi Hazretleri Medine'de doğacak. Doğum Medine. Bir, birinci şey kesin. Ee, Hz. Hasan Efendi soyundan olduğu ekseri rivayetler Bazılarında Hüseyin diyor ama iki soy birleşebiliyor biliyorsunuz. Anne tarafı var, baba tarafı Bu var. Bu Mehdi, Muhammed beklenen Muhammed Mehdi ile bunun alakası yok herhalde. Şimdi Şia'da beklenen Muhammed Mehdi'deki sorun şu. Ee, hiçbir hadiste Mehdi'nin şu anda yaşadığına dair bir vaat yok. Ama İsa Hesem yaşadı diyor. Hadisler söylüyor onu. Çünkü kayıp, kayıp imam inancı var. O kayıp ya. imam evet. zihniyeti var. Zaten 11 imam, kayıp imam da 7 yaşında. Evet. 7 yaşında kayıp oldu diyor. Sirdap diyorlar orada Samerra'da e, Irak'ın. Samerra'daki bir mağaradan oradan bekleniyor. İşte 70 bin kişilik ordu var falan. Bekleniyor evet. ediyorlar. O inanç El-Sünnet'e uymuyor. Şu bakımdan uymuyor. Mehdi doğacak Medine'de. Oradan tutmuyor. Ve Mehdi 40 yaşında o zaman olacak 2000 yaşına yakın oluyor. Ha yaşaya Allah yaşatamaz mı? Orada ben Allah'ın kudretini aziyet istat etmiyorum. O zaman İsa Aleyhisselam da yaşıyor. Evet. Ben onu demiyorum yani. Ama şimdi yaşadığına dair sen Deccal bir adada yaşıyor ben diyebilmem için Sahih-i Müslim'den bir hadis okuyabiliyorum. İsa Aleyhisselam gökte yaşıyor dünya kadar rahat hadis oku okuyabilirim. Lüzünü mesakla kitap yazdım. Ama şimdi sen buradaki Mehdi dediğin zaman burada hiçbir sahih kaynaklarda e, Mehdi'nin yaşadığı ha şu anda doğmuş da yaşıyor olabilir. Ben onu demiyorum şu an. Onların demesi 1200 yaşında fener olması lazım. Çünkü 250'lerde Hicri o 12. imam şeyde Hicri 200 küsurlar. Evet. 200 küsur olunca buradan da var <laughs> yani 245. Yani 1245 senelik mağarada diyor. Şimdi dolayısıyla bu el sünnetlen bağdaşmıyor. İtikat yönünde burada bir fark var. Ama Mehdi mutlaka zuhur edecek. Medine'de doğacak. Ve Mehdi meşhur bir şeyh veya alim tanınan dünyada hiçbiri olmayacak 40'a kadar. Ve 40'a kadar Mehdi kendinin Mehdi olduğunu bilmeyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40'a kadar peygamber olacağını biliyor muydu? Cibril geldi vay getirdiğinde, Hatice annemize gittiğinde, <laughs> Varaka ibni Nevfel radıyallahu anh'a gittiğinde, ne oluyor bana demiyor mu? Evet, ne oluyor bana? Ha evet. sana Namus-u Ekber gelmiş. Sana <laughs> Cibril gelmiş. Varaka Hazretleri, El evet, evet. Kitap olduğu için bildirdi. Mehdi'de Hazreti gelecek. Mehdi bir gecede, evet. Yunusullah fiileyle ona lazım olan beceri, ilim, tabii ki takva sahibi bir Müslüman. Ona şüphe yok. Takva sahibi. ilmi yine mutlaka ki var. Ama mehdilik demek yani harikulade kerametlere mazhar olacak ümmeti kurtaracak bir e, kapasite lazım. Deccalı onu mu öldürecek? Deccalı İsa'yı öldürecek. Hı, is Allah onu bir gecede elverişli hale, yusluhu bak islah yine şey, salih oradan geliyor. Allah onu elverişli hale getirecek. Ve ondan sonra doğru ona hatta gizlenecek, saklanacak. Alimler <laughs> onu tehdit edecek. Sensin diyecekler. Çünkü yedi alim min gayri vaat rastgele Mekke'ye. Mekke'de arayacaklar. O Mekke'de Medine'ye dönecek. Ömre yapmış dönüyor. O alimler Mekke'ye geliyor. Hepsinin 313 adamı var. Allah için ölmek için. Onlar birbirleriyle tanışacaklar. Sonra Mehdi arayacaklar. Mehdi Böyle bak alametler tutmuş, keşif ve hep başına gösterilmiş onların. Fakat Medine bu sefer Medine'ye gidiyorlar, o Mekke'ye geliyor. Diyecekler ki sen Allah'ın vazifesine kaçamazsın. Biz sana tabiiz, ümmet kurtuluş bekliyor. Ondan sonra Hazreti Mehdi bu şeyle beraber Muharrem ayında Zülitçe ayındaki kan gövdeyi de götürdükten sonra Muharrem ayında aşure gecesinde <laughs> akşam yatsı arası veyahut yatsı işte o rivayette tam o vakitte hilaf şeyini Allah'ın halifeliğini ilan edecek ve Müslümanları biata davet edecek. O arada yine bir kargaşa olacak. Taif'in dağlarında yine bir sene saklanıyor. Bak ne hikmetler var efendim Sallallahu Aleyhi ve sellem, Hicret ederken peygamber olduğu halde saklanmadı mı üç gün mağarada ya? Orada yine bir süreç var bir sene. Ondan sonra bir daha toparlanma var. O arada Şam'da Süfyani var, tamam, şu an, bu bu ne, var, dolu olay var. şimdi Hazreti ne Mehdi? Zuhur etti. İşte ondan evvel tabi Yahudi zayıflamış. Yani Kudüs'te Yahudi hakimiyeti yok. Ha bir dakika İsrail olmayacak mı o zaman? İsrail devlet halinde yok. şeyde yok kod yok. Ha dünyanın bir yerinde de Çünkü zaten bakın şu ayetleri okumadan bir şey anlamı filmin sonu diyorsun. Filmin sonu ayetten hemen okuyalım. E ne bu Reslan ve istezen Rabbuke habibim senin Rabbin şunu kesin ilan etti. Leb asenne aleyhim üzerine yemin ediyorum diyor. Nunu muşedde de var. Elbette muhakkak musallat edeceğim. Edecek diyor orada tabi Yani Rabbin edecek yani Allah edeceğim buyuruyor. Kimi? Men o kimseleri Yesu mu? onlara e, tattıracak. neyi Su'el azap. En kötü azapları ve işkenceleri. Yani hitler bunun mazharlarından biriydi. Mazharlarından biriydi sadece. Kıya nereye kadar? Bakın burada şimdi hani mesela hitler şöyle yaptı, öbürü böyle yaptı. Yahudiler işte en dürüste şöyle zulme uğradı, şurada bir yani işte onu demiyor bu. İlaye yevmil kıyameti demeseydi ya yahudiler çok çekmiş bir ırk zaten soykırıma uğramış derdik geçerdik. Yani o da çoğu da palavra da kıyamet gününe kadar diyor. Süre kıyamet gününe kadar devam edecek. Bu Allah'ın vaadi haktır. Bu ayet buna kim itiraz? Demek ki yakındır. Bunlara yeniden çok azap edecek. Bütün dünyanın düzenini bozuyorlar. Hristiyanlar da perişan oldu. Hepsini bunlara azap edecekleri bunların başına kıyamete kadar musallat edecek. Bu ayeti aldık bir. Külle Allah. Allah'ın hikmeti kaderi. Ne zaman harp için ateş yaksalar, şimdi Gazze ateşi tutuştu. Allah onu söndürecek, söndürdü diyor. Ne zaman diyor. Demek her ne zaman, her ne zaman bunu da söndürecek. Bir defa bu ila gayri nihaya gitmez. Bunu da söndüreceğini bu ayetten de alıyoruz. Ondan sonra ve ne umama. Biz onları dünyada ümmetlere parçaladık. Hiçbir zaman devlet nasip etmedik diyor. Burada bir arizi bir şey var. Dünyanın ömrü 7000 senede şu andaki 70 sene e, hiç hükmündedir. Dolayısıyla Allah'ın vaadi haktır. Bu ahitlerin tersi çıkan bir durum yoktur. E, bunlar bitecektir. Devletleri de çökecektir. Ve darmadağın olup yine dünyada Hristiyanların gölgesinde sığınma nasıl bir ara. Rusya'da her yerde var. Hala da var birazlar ama bu devleti kurmak için bayağı tabii topladılar. Hatta Hitler bile bunu yaptı ki gitsinler, kaçsınlar oraya diye Yahudi devleti kurulsun diye uğraştı diyen bile var mantıkta yani. Evet. Ki bunun da biraz e, göstergesi de var yani. Çünkü bunlar niye oraya gitmez her olan... Her ülkeden kovulmuşlar. Kovulmuşlar. Çünkü evet. rahat durmamışlar. Evet. Her yeri karıştırmışlar. E, zulüm ve fesatla. E, para ellerinde tutuyorlar. Para ellerinde tutacağı için maalesef Müslümanlar lüks işte düşkünler parayı bulduğu anda arabayı değiştiriyor, hanımı değiştiriyor, ikiliyor, üçlüyor falan neyse. Ben har helal haram demiyorum ama Müslümanlar parasını, imkanlarını lükse harcadıklarını görüyoruz. Maalesef ama hiçbir Yahutinin lüksü yok. Hepsi tasarruf, tasarruf, tasarruf. Milyarlarca dolar olsa tamam mı sen bir çorabı bilmem ne kadar giyer. Çünkü evet. neden? Onun davası var. Onun erzum ve planı var. Ama Müslümanın maalesef Bulduğu Peki, imkanı bugün ya bugün hiç. Arzı mevut gerçekten gerçekleşecek mi? Yok. O gerçekleşemeden zaten Meleme'yi kübralar falan patlar. Şimdi arzı mevut Fırat'la Nil arası bunlara vaat ediliyor. Halbuki o ayette salih kullarım diyor. Bunlar salih mi şimdi? Şimdi Kur'an'ın ayetine bakarsak. Tevrat'tan sonra burada da yazdım diye Kur'an'da da yazıyor. Al sana üç kitaptan Kur'an söylüyor. Bu vaat haktır. Ama salih kullarım o arza varis olacak diyor. Bunlar bunlar kadar zalim, bunlar kadar fasık. Salihin karşı o tarih. salih kullar kim acaba? He? Kur'an'ın kastettiği salih kullar. Salih kim? kullar efendim sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ashabı varis olmadı mı? Hazreti Ömer döneminde İran hmm. Faris fethi olmadı mı? Hazreti Ömer o, döneminde Kudüs de fethedildi. Kudüs. Mi? Hayır, o Kudüs'ten gel. Çok ileri He. gel. İran bile fethi Doğru. olmadı mı? Ondan sonra sahabede Hazreti Osman döneminde Kıbrıs'tan tut, e, Buhara, nehir fet olmadı mı? Hazreti İbn Abbas'ın kardeşi Kusem İbn Abbas nerede? Semerkant'te yatıyor. Her yer fet olmadı mı? Bütün arzı, e, Latif Konstantiniye, evet. İstanbul fet olmadı mı? Feleni evet. emir, Bak ne güzel emir, ne güzel ordu. İslam ordusu Osmanlı'nın. Şimdi bütün bunlar oldu mu? Oldu. erz ı Mev'ud'un 3 katı, 5 katı Balkanlar 400 sene şeriatla, Kur'an şeriatına Hakim olmadı mı? Evet. Ne oldu bitti. Ancak kıyamete yakında kim? Hazreti Mehdi ve ordularıdır. Burada şimdi Hazreti Mehdi ve orduları diye işi dünyanın sonuna atamayız. Bin küsur sene şu son 150-200 seneye kadar o iddia ki bilmem ne Osmanlı'nın son çöküşüne kadar 1250 sene 1300 seneki coğrafya Erzu Mevud bu ümmetin elinde değil miydi? Dolayısıyla Bitki. diyorsun İsrail geçici bir arıza. E, tabii. Ee, ve e, Bitici, Filmin sonu seyretmeyeyim. Hatta hadis-i şerif meşhur. Garkat ağacının dışında bütün ağaçlar konuşacak. sahip bu hadis. O çok sahihadır. Çünkü bütün o ağacı dikiyorlar ya. İşte zaten onların Tevrat'ta falan da o eski şeylerde de görüyorlar bunu. Ama onlar var ya bazı Müslümanım diyenlerden Kur'an'a hadise daha fazla inanıyorlar. Şu anda müsteşrikler konkordatı ilk kim yaptı? Hadis külliyatını kelimelerden 9 kitabın hangisinde o kelime nerede geçiyor? İlk fiiristi Müslümanlar yapmadı maalesef. Şu anda Şamileler var. Tabi kelimeyi yazıyorsun Word'den çıkıyor. 40 sene evvel biz aldık o kitabı almak zorunda kaldık. Mahmut Efendi Hazretleri ile çalışırken tesire falan. Ya bunu gavurlar yapmış diye bakmayalım ona. Ahmet bakmayalım ona derdi. Ama Efendi Hazretleri biz ona bakmıyoruz ama Ketebe fiili nerelerde geçiyor? Oradan kökünü buluyoruz. Dokuz kitabın neresinden, cilt sayfayı buluyoruz. Biz yine Müvatta'dan alacağız. Ahmedün Hanbel'den alacağız. Bukhari'den alıyoruz. Yine de derdi bunlar bir şaka tartar Ahmet. Maalesef. 7-8 cilt konkordat yaptılar ve hangi niçin yaptılar biliyor musunuz? hadisler arasındaki çelişki bulmak için yaptılar. Müslümanları dinden çıkartmak için yaptılar. Ve maalesef çalışanlardan bazıları Müslüman oldu. Çünkü bütün tariklerde bir hadis öbürünü teyit ediyor. Oradan ona şart geliyor vesaire. Ve bu niye yapıldı? Adamlar niye bu işe önem veriyorlar? Hala şu anda öyle hadis alimleri var ki gavurlarda şu an. Ve bu fiten konularını o kadar çünkü neden Resulullah'ın yalan söylemediğini biliyorlar vahya dayandığını biliyorlar. İstanbul fethedildi, fethedilmiş. Faris fethedilmiş. Kisra bitecek bitmiş. Kayser bitecek bitmiş. 1400 sene bu ya. Adam bakıyor ya tık 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 çıkıyor. Şimdi hadisleri bizimkilere de ne diyorlar? Nasıl ki bize Arapça kitapları yasakla Osmanlıcaları evde harf inkılabıyla dediler ki evde bulunan şey işte yakalanacak bilmem ne. Atın bunları bilmem ne suçun sorudur bilmem ne. Millet çuvallarla yazma eserleri, mahdutaları ne hafız Osman Kur'an'lar gitti öyle çöplüklere Fatih Camii önünde. Millet dokunmaya korkuyordu. Aynısını yapıyorlar. Zihniyet değişmiyor. Şimdi bu hadisler zayıf. Bunları bırakın ya hurafeler için. Bu, bu bir proje diyorsunuz. Yani bu, hadis ve sünnetleri yıpratma. Sünnetleri inkar ettirme projesi. Çünkü gavurlara sünnetler çok dokunuyor. Neden? Sünnetlerde bütün tafsilat, gavurun bütün hilesi ve önümüzdeki bütün çıkacak savaşların haritası var. İlahiyatlar bu anlamda iyi sınav veremiyor mu? Yani? İyi sınav vermediği gibi kötü sınav veriyor. Diyanet ne yapıyor? Diyanet burada e, bu hadisleri inkar etmez. Şimdi telefon açsan Deccal hadisi sahi midir desen bir denemekte fayda var ama herhalde Diyanet'te Deccal hadisi sahi değil diyenin alnını karışlarım. O zaman Bukhari'yi de reddediyor. Müslüm'ü de reddediyor. Yani o zaman Diyanet diye bir şey kalmıyor. İlahiyatlar niye bu hale geldi? İlahiyatlar neden bu hale geldi? E, Fazlı Rahman e, ta Abduh Afgani Reşit Rıza Sultan Abdülhamid'in e, en çok sakındırdığı hatta burada hapsettiği Afgani zihniyeti kaç sene burada bir köşeye misafir, şey, misafir etti diyelim göz altında tuttu adamlar Sultan Abdülhamid'den sonra zaten çığırından çıktı gavurlar istediğini aldı Filistin'i de o, kurtarı koruyordu <laughs> her şeyi yapıyordu zaten Yahudi'nin derdi bütün dünyanın yavru toplaştı Sultan Abdülhamid'i hala Bundan sonra zaten ortalık meydanda. Zaten Sultan Abdülhamid'in bastırdığı kitaplar olmasa eli sünneti şey onu ortadan kaldıracaklar. Hep onlara önem verdi. Akait kitaplarına Husunu Hamidiye mesela. Husun kaleler bak. Husunu Hamidiye. Niye tam eli sünnet itikadlarını bastırdı, yaydırdı? Tam eli sünnet itikadını. Dolayısıyla şimdi bunların duyulması bunların işine gelmiyor. Mesela ben IŞİD için orada dediğim şeyi anlatamadım. Diyor ki bunlar isimleri yok. Künyeler. Ebu Hanzale, Ebu Arize, Ebu Bilmem Ne. Hepsinde Ebu var. İsimleri, künyeleri olacak. Ondan sonra saçları uzun olacak. Bütün ben orada var. Şimdi tam hadis aklımda olmayabilir. Bütün detaylarını veriyor. Irak'ta çıkacak. Suriye'yi kuşatacak. Bak aynı bak. Irak'ta çıkacak. Bağdadi Irak'ta çıktı bak. Ya bu hadis bin... Yani hadis 1400 sene evvel de karbon testi var ya bilmem ne mürekkebi test etsen hani ki bu yazıyı sonradan mı uydurdular bir şey görüp hadis diye mi uyduruyor bulunan kitabın yazmasına gidelim yazması en az 1250 sene evvel yazılan bir kitap karbon testi yap arkadaş Yaşar Nuri bile ne dedi arkadaş dedi yani Letuf Tanel Konstantin'e İstanbul hiç fet bilirdi dedi hadislere zayıf diyoruz şunu bunu diyoruz ama dedi İstanbul'da fet oldu ne yapacağız şimdi dedi ya kardeşim dedi ya oradan evvel dedi 700 sene evvel dedi yani şimdi burada biraz insaf etse, biraz insaf etse bunlar çıktığını görüyor. Dolayısıyla burada bu hadisler bunların hepsini bildiriyor. Nerede tedbir alacaksınız, ne yapacaksınız, kime tabi olacaksınız hepsini bildiriyor. Ne oldu? 15 bin, 20 bin kişi gitti IŞİD'e katıldı Türkiye'den katılmak üzere. Bana bilmiyorum istihbari bilgi olabilir vesaire. Bazı iş adamlarından geldi bir toplantıdaymışlar onlar. Dediler ki 15 bin kişi gencin sen bu ilanınla bunlar Beklenen Mehdi veya halife İslam şeriat devleti değil, lütfen e, karımız, kızımız kalkıp gitmeyelim. E, kadınlar gitti, kızlar gitti ya. Ondan sonra bundan 15 bin kişi fikir değiştirdi. Ya bunu anlatmak lazım. Tamam şimdi ben IŞİD'in hedefinde oldum, öbürünün bilmem nesinde oldum. E tamam FETÖ bilmem ne yapacak bana. FETÖ'ye konuşma, PKK'ya konuşma, PYD'ye konuşma. Yani hiçbir şey konuşma. Adnan'a konuşma Adnan. Onun mahkemelerinden kimse baş edemiyordu parayla şeyler. Herifte bir güç var. E ne yapacağız abi? Mahkeme evet, açacak yani. Dolayısıyla bu hakkı savunmak, bu milletin imanını da kurtarmak, malı canı da acımak lazım Müslümanlara. Şimdi, Onun için burada e, bu hadis-i şeriflere göre e, bunlar gizlenmeye çalışılıyor şu an. Bunları ortaya çıkarma çalışması yapmamız lazım. İlla diyanetten her şeyi beklemeyelim. Diyanet en nihayetinde layık düzenin bir kuruluşudur. O da kendi bir alanı var. Hocam ama o... şöyle yani bu süreçte ama tabii Diyanet'e de şimdi laik düzen diyorsun tamam. da hangi şey gelip de şu anda bu hükümet Diyanet gitti şu hadisler sahiptir diye bir Diyaneti açıklama yaptı. Diyorum. Tayyip Bey kalkıp ne bu hadisi anlatıyorsun demek ki hayır, aşağı. Hayır, şöyle. Ama Diyanet vazifesini Diyaneti, yapmıyor diyorum yani. Ya tamam Diyanet yapmıyor da şey de gelecek olursak mesela şu en son işte Aksa tufanından bugüne daha öncesi de var ama yani tarikatlar, cemaat dediğimiz insanlar, işte alimler, şunlar, bu hocalar, sarıklılar, ötekiler, berikler de iyi sınav veremedi sanki. Veremedi. Yani bunlar diyanetle alakası yok. Yok canım Verme, ne alakası var? Birçok cemaat, ismi vermeye gerek yok, birçok cemaat grup da maalesef e, makam, mevki, para... işte çıkar rant işte onlara gündeme geldi. Değişlik sevdası ben baş olacağım sen baş olacaksın şeyleri yaşanıyor hala. Bunlar yani Gazze bu durumdayken değil bu hiçbir zaman Gazze böyle olmasa da olmaması gereken şeyler. Ama böyle olunca daha ayıp e, oldu yani e, İslam ad, İslam adına bir şey olmaz aşağı. Müslümanlar kendini rezil ederler. Ama bu abi sen ben katılıyorum. E, dert şu anda milletin imanını kurtarmak, millet ateist olmuş, deist olmuş, ehli sünnet müdafaası, bu ayetleri hadisleri anlatmak, millet sapıklığa kapılmasın. Bir el kaide bir, bir yani bir daiş. Neler etti ya? Ya mesela İsrail konusunda bile gereken tavır gösterilmiyor gibi Yo, İsrail gibi. konusunda yani gereken tavır gösterilmiyor derken şöyle. Bir yani ben mesela bir acet namazı kılıyorum. Bir dua yapıyorum. Şu her dualarımda yapıyorum ama kendime göre de bir cemaatlarım var. Ama şimdi tabi birlik yapılsaydı, birlik yapılsaydı milyonlar toplanan bir mitingde bir dua yapılsaydı. Mesela siz şunu gözlemliyor musunuz? Bir Diyelim ki 15-20 sene önce İsrail daha çok protesto ediliyordu. Daha çok kınanıyordu Türkiye'de. Yani ona de. ne şüphe? E şimdi mesela sanki daha daha büyük vahşet yaşanıyor ama daha büyük vahşet, vahşet yaşanıyor ama işte millet alıştırıl Yani kavurlar bunu alıştıra alıştıra. Şimdi zaten en başta ekonomimiz niye bozuldu? Çünkü en başta senin ekonomini bozması lazım ki sen diklenemeyesin, konuşamayasın, karışamayasın, dikleneni de susturasın. Dolayısıyla kargaşa çıkartmayalım arkadaşlara döndü. Bu e ekonomi bilinçli olarak bu hale getirildi ama bunda dış güçte etkisi mutlaka var. Ona inkar edemem. Yahudi bu içinde ama e tabi içeride de yanlışlar yok. Bu hatalar var. Onda da e, yani kimse hatasız diyemem. E, bu geldiğimiz nokta ekonomi belimizi büktü. Ama ekonomi belini büktü diye yani arkadaş 5 milyon 10 milyon şeyde toplanamıyor muyuz? Darbeden sonra nasıl toplandık? FETÖ'ye karşı 5 milyon nasıl toplandık? Ben bile hiçbir mitinge yani gitmem. Ben de gittim. Sizin mesela bir açıklamanız bir arada tartışıldı ya bu ya İsrail'le nasıl savaşacaksın kardeşim? Ekonomini batırır. Yahudi ile göz ala bassın. benim öyle bir şey olur mu? O nasıl bir ifade? Olur, olur mu? Benim o sohbetim uzun. Onu hainler kestiler. Ben orada öyle bir hayatta ilk olarak o kadar uzun cümle kurmuşum. Cümlenin sonundan kesti. Bu saiklerle, bu düşüncelerle Direniş olmuyor diyorum ve bunu zemme diyorum. Sen böyle düşünerek diyorum duruyorsun. O konuşmanın başını sonunu siz dinlediniz mi bilmiyorum. Sonunu dinlediğiniz zaman işte sen bu düşüncelerle şu anda ekonomini batırır. E, ekonomini batırır diyorlar sana. Adam diyor, birbirine de öyle söylüyor. Ya bizim kıpırdanacak halimiz mi var? Devlet bey ne dedi? Asker gönderelim dedi. Kaç, kaç aya ver? Demedi evet. mi? Grup toplantısında ben dinledim yani şeyde televizyonda. Ne oldu? Sizce gönderilebilir mi? Gönderilmeliydi. Gönderilmeli mi? Gönderilmeliydi. Ne olacaksa ol olacaktı. O zaman Türkiye'de kurtulacaktı. Ve Türkiye'nin e, bölünmez bütünlüğünü savunuyoruz ya. Bir karış toprağına Allah gavura nasip etmesin. Ha işte sen o Gazze'ye o kötü gününde yardım ulaştırırsan Mevlada da sana vatanını bağışlar. O cesaret edilmeliydi. Hani bunu Devlet Bey teklif etti alenen. Peki ya teklif etti derken o evet, sende hükümetle ilgilidir benim hocam doğru yani haklısınız. Yani benim hükümette bir etkim olamaz. Yok yok. Ama <laughs> onun hükümette etkisi olur diye konuşuyorum. Ya şunu bile kimse de, teklif edemedi. Siz yine diyorsunuz ki gönderilmeliydi. Yani e, bazıları da e, zinhar bizim ne işimiz var gaziden Bize ne Olur mu öyle şey şeklinde? o zaman da şey e, bilmem ne zihniyeti ya? ne onun adı Zafer Partisi'nin neydi? O, o zihniyette olur mu ya bir Müslüman? Bize ne oradan, bize ne buradan? Öyle bir şey var mı ya? Ha, oralar önceden bizimdi. Osmanlı coğrafyasıydı bilmem ne. Onu, ben onu demiyorum. O zaman bizimdi, senin diye konuşmuyorum ben. Bir Müslüman zulme uğramış. Feryat, imdat diye bağırıyor kardeşim. Buna yardım etmeyen Allah yardım etmez diyor ya. Kur'an ayet hadis benim okuduğum böyle söylüyor. Hepimiz mesulüz. Hepimiz mesulüz. Gazze şeyinden en ahirette çekeceğimiz var. Var yani ben kendim açımdan yediğim yemeğe, içtiğim çaya, kahveye kadar devamlı ben bu hesabın buna sorulur. Evvelce bu kadar düşünmüyordum. Çünkü neden? Ben de haram yemiyorum diyordum ama hani helal paramdan yiyordum. Ama Gazze bu ne yaptın? Hay yapabildiğim kadar bir şey yapmaya çalışıyorum. Ama bak ben bu millete yol verilseydi... ...milyonlarca insan... ...bak sabah namazına kalkamayan... ...çok tembel var. Ama bu millette de öyle bir cevher vardı. Hadi serbest praktize bir yol olsa var ya... ...artık nereden gidiyorsa o yol... <laughs> ...Afganistan bir yerden bir geçiş olsa var ya... ...ben bilmiyorum da Hocam, birkaç diye, milyon... ...yani Yahudi'ye karşı gider. Ya Türkiye'de şu an yani, Türkiye'de o şuur... ...çok zayıfladı şöyle, şuur ama yine <laughs> var ya. Evet şey mesela tartışılıyor. Tabii Türkiye'de işte Ticaret Bakanı diyor ki mayıstan beri yapmıyoruz diyor. Bu ayrı bir şey. Bu bununla ilgili değil ama söyleyeceğim şu. Genel itibariyle, genel çerçeve itibariyle iş adamlarına da seslenebilirsiniz. İsrail'le şu aşamada ticaret caiz midir mi diyeyim ya da bunun haramdır. Din... Haramdır. Sen buradaki e, efendim şubesinin şube suyunun hmm. suyu o da Müslüman bilmem neli kalmış oradan e, bir tane kahve açmış, bilmem ne açmış oraları boykota milleti davet ediyoruz da bunlara destek caiz değil diyoruz da nasıl direkt e, heriflen e, ticaret caiz olsun buna caiz diyen kafir olur ya yani buradan gelecek para da lazım değil lazım değil oraya gönderen olur mu diyorsun. ben şurada hükümetin He. beyanını esas kabul ediyorum. He. Çünkü bakan yetkili hiçbir ticaret yok diyor. Tayyip Bey yok diyor. Şimdi ben bunlara inanmak zorundayım. Muhaliflerin Durumu ortada. Yani Özgür Özel'in adamları veyahut da Zafer Pat veya şunlar bunlar. Bu kafaların adamlarına mı yani daha çok inanırım beyanlarına. Ki Sayın Özgür Özel de iyi sınav veremedi. Terör örgütü falan dedi haması için maalesef. E, maalesef evet. böyle şey olur mu ya? Yani o dolayısıyla evet. ya bu zamana kadar solcular Filistin'i daha çok tutardı. Bilmem neydi yani. Evvelki solcular böyleydi. Doğru deniz e, gezmiş falan. Denizim, yani solcular dediğim böyleydi. Evet. E, şimdi dolayısıyla burada mesela Doğu Perinçek grubu falan çok tutuyor İsrail'e karşı. Doğru. Yani burada da yani tabii CHP ne kadar solcu ne kadar Atatürkçü ne kadar devletçi artık her şey tartışılabilir. Ee, kimin eli kimin cebinde oldu. Ama burada ben şimdi hükümetin beyan ticaret yoktu ya satır. Şimdi şeyi çıkarttılar işte en son ne diyorlar adına bir şey boru hattı. Evet. Ceyhan Boru. Ceyhan Ha şimdi oradaki meselede eee işte günlük şu kadar bilmem ya onun günlük gelirinden bilmem 700 bin dolar birmiş günlüğümüş aylık bilmem ya mesele o değil. Şimdi hükümet orada şunu diyor. Ben tabii burada e, diyor ki e, uluslararası sözleşmemiz var. Yani herhalde ondan bir tarafı Rusya. Azerbaycan'dan geliyor. Azerbaycanı var, orada Rusya da var. Herhalde bizim, bilmem ne bilmem ne. Ceyhan'dan İsrail'e bak, bak, bak farklı yere gidiyor. Şimdi. Şimdi. E, şunu demek istiyorum. E, burada. Ee, bazı meselelerde şunu insaflı davranalım hükümete eğer ki direkt kendine bağlı bir şey çelik bilmem kendinden su kendinden bilmem şu bilmem bu bilmemle bunları satmak caiz değildir bunları satan günahkardır hatta söylüyorum sana ee. bunun aksine fetva veremez ki bir hocam ee. verirse affedersin satılmıştır yani ee. ha, şimdi o ayrı bir şey ama şimdi uluslararası dendiği zaman sizin bir kendi şirketinizdeki yetkinizli olan bir iş vardır. Bir de sizin 3-4 ortaklı bir iş vardır. Bir imza vermese sizin imzanız da icabında hükümsüzdür. Veya bağlayıcı anlaşmalar varsa o bağlayıcı anlaşmalarda bunu ihlal edenin bilmem ne kadar tazminat veya bilmem ne kadar borç yükleniyor gibi bir durum varsa sen de burada bu kadar milletin 85 milyon, 90 milyon olmuş bu kadar garip kroba burada su muacir burada herkes burada. Sen şimdi bunların da bütün milletin üzerine büyük bir borç ve ödenemeyecek bir ekonomik kriz getirecek şekilde uluslar arası yaptırım bakın ben şimdi konuştuğuma dikkatli konuşurum ben. Uluslar arası yaptırım olan iş başkadır. Senin kendi müstakil satarım satmam. Keserim. Suyunu kestim. Ha su veririm. Evet. Kesersin. Ama uluslararası dediği, hükümet böyle bir açıklama yaptı. Ben öyle duydum. Sizce? Böyle bir şey anladım. Uluslararası bir anlaşmadan doğuyor diyor. Doğa kazandı mı da? Uluslararası. Diyor. Şimdi ben tabii uluslararasını anlamam. Arkadaş ben Ya bekara karı boşamak kolay. Ben uluslararasında Rusya, Amerika'yı takmam, Azerbaycan'ı bilmem ne ederim. Böyle olmaz yani. O başka bir şey. Ama sizin dediğin ben meramı anlattım. Evet. Burada şimdi filmin sonunu da anladık, dinledik. Evet. Ee, bu şimdi süreçle ilgili kısa bir özet yapayım. Çok vakit, kısa hocam çünkü çok da. diğer sorularım da var. Sizin çok bütün kısa. şeylerinize özet yapacağım. Bunların bütün detayını İsa Aleyhisselam'ın nüzülü, nüzülü Mesih Risale'mi mutlaka alsın okusunlar. Hazreti Mehdi muhakkak gelecek bu yüzyılda değil kitabı mutlaka okusunlar. Ondan sonra burada 3 gün, 5 gün konuşmuşum. 74 saat ediyor. Bu sohbetleri kıyamet serisinde özellikle bölüm var. Deccacım, hepsini dinlesinler. Ben onlara bu ilimleri kendime göre vermişim. Evet. Ee, ondan sonra bir hizmet yapmışım. Ee, bedava siteler. <laughs> Üyelik bedava girebilirler. Hizmetlerimiz açıkta paylaşılıyor. Ee, bu arada süreç şudur. Demin dediğim gibi işte zulücçe olayları vesaire ilk belirgin alametlerden işte ay tutulması, tutulmaz, Ramazan falan. Oradan sonra Hazreti Mehdi biatı aldı mı? Aldı. Bu arada Hazreti Mehdi eee Medine'de duruyor. Yani Mekke'den biat alıyor. O arada işte insanlar şey yapıyor. Harpler yine arada ufak tefek oluyor ama yani kabileler arası şunlar bunlar oluyor. 20 e, artık onu kaç sene sonra bilmiyorum. Şey kesin hadislerde gördüm. 26 sene sonra çıkışından bu işte hesabı 40'ın üzerine 26 koy. 26 sene sonra Kudüs'te imam oluyor bu büyük süreci başlatan noktadır. Ee, o arada Medine boş kalıyor. Mesela bu Ebu Davud hadisi çok acayip bir hadis. İmranü beytil makdis harabu yesribe. Harabu yesribe hurucul melhame. Hurucul melhame ...Fetül konstantiniye. Şimdi bu hadis bütün şeyi size özetleyecek. Kısaca bir hadis-i şerifte işi bitirebiliriz. Bakın. Beyt-i Maktis'in mamur olması mamur donanmış olması. Yani buradaki mamur cemaatlerle Hazreti Mehdi, İmam Müslümanlar, Araplar dolmuş oraya. Mescid-i Aksa böyle günler görecek. Çok sevinçli günler görecek. O zaman Kabe de zayıflıyor. Medine boş kalıyor. Yesrib Medine'nin eski adı. Medine'nin harabına işarettir diyor. Yani Mescid-i Aksa'da Hazreti Mehdi imamken Medine boşalıyor. Medine'de açlık, kıtlık, kuraklık baş gösteriyor bir. İki, Medine'deki bütün mübarek zatlar Hazreti Mehdi ile Melhame-i Kübra'ya ve diğer savaşlara, Roma fethine hazırlanmak için Kudüs'te mevzileniyor. Evet. Bunun için Medine boşalıyor. Mescid-i Aksa mamur olduğunda Medine boşalır diyor. Ve karabu yesrib kurucul melhame. Medine boşaldığında anla ki bütün ordular Kudüs'e intikal etmiş eli silah tutan genç Müslümanlar e, Hazreti Mehdi'ye ordu olmak için askere yazılır gibi Kudüs'e gelmiş. O olduğu zaman anla ki melhame başlayacak diyor. Melhame büyük savaş. Şimdi. Mehdi zamanında olacak yani bu. Tabi. Melhame-i Kübra'nın komutanı Mehdi. Evet. Hisasem yok o zaman. Yani evet. gökte. Evet. emir. Burada Armegedon'la ilgili çok kısa bir bilgi vereyim. Armegedon kelimesinin şeyi Megiddo'dan geliyor. Megiddo, Megid, evet. Megiddo. Megiddo ne abi? Ehli kitaba göre, Hristiyanlara göre bu Megiddo 25 metre yüksekliğinde küçük bir tepe. Bu en Nasıra diye bir yer var. Bu Nasıra efendim Hayfa'ya yakın. Şu anda Şam'la Kudüs'ün tam ortasında kalıyor Nasıra bölgesi. Zaten Nasara, Nas Nasraniyet de o Nasıra evet. Ayağı, İsa Aleyhisselam oraya uğradığı falan da var. Nasıra bölgesi. Hayfa meşhur bir yer zaten. Hayfa'ya yakın bir yer. Bunlar e, Melhame'nin orada olduğunu el kitap. Şu anda da program ona göre yapıyorlar evet. hazırlıklarını. Megido'dan geliyor mekat o Megido'dan geliyor. Bize göre Melhame Kübra. Melhame kran kıranı savaş. Melhame Laham'dan geliyor. Lahmet. Melhame yani artık birbirine girecekler. Zaten evet. teknoloji yok. Şimdiki gibi Amerika hiç elini düşmeye, bir yere bulaştırmadan bir askerini kaybetmeden geliyor Lübnan'ı bombalıyor İsrail. Hiçbir asker girmiyor. Evet. Böyle bir savaş yok o zaman. Teknoloji sönüyor, bitiyor. Hmm. Bütün hadis-i şerifler sahitte oktan, yaydan kılıçtan, Aa. attan bahsediliyor. Yani yine Türk, bin sene önce döneceğiz yani. O kesin çünkü. Teknolojik neden? olarak. E geçen görmüyor musunuz? Bir şirketin bir bilmem nesi bilmem ne oldu. Bütün uçaklar bütün... Düşünün ki o sana işte birkaç 20 saat bilmem sürdü yani bir zaman bütün bütün hesaplar çöktü yani. Evet. Bir, o da bir, bir şey, bir şirketi. Anlaşıldı. Yüz yüze bir savaş olacak yani. Bu savaş yüz yüzedir. Evet. Bitti. Onun için melhame, et o Ondan kübra en büyük demek. Şimdi bu melhamenin çıkışı. Bu merhamenin çıkışında ondan evvel tabi tafsilata giremiyorum. Bakın acayip hadis-i şerifler. Mesela Bukhari'de de diyor. Kuz ve e, Kirman. Kuz ve Kirman'dan savaşmadan kıyamet kopmaz. Huz ve Kirman şu anda İran coğrafyası. Kimlerle birlikte? Müslümanlar. Rumlarla. Şimdi Rumlarla. Ama orada da tabi mecusiler. Yani Müslümanlarla Müslümanlar savaşmıyor. Oradaki tabi Perseyinin, Mecusilerinin evet. bilmem ne gavurları Orada da dolu Yahudi var. İspanya Yahudi memleketi esas. Yani oradan çıkıyor. Deccal bile İspanya'dan çıkacak. Adadan gelecek çıkışı İspahan Yahudileriyle. Dolayısıyla tabi İran'ın da o zamana kadar kaç yüz senede ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Şu anda halkın da çoğu açılmaya yer arıyor. Namaz yok, abdest yok. Yani İran halkı İslam Cumhuriyeti adı var diye halkın yüzde yetmişine sorsan istemiyor ki ne namaz ne abdest. Yani onu da halkı da iyi bilmek lazım. Yani şu anda çok tok takva Müslüman bir halk yok. Dolayısıyla e, Türkiye'de de yok. Evet. Şimdi doğruyu Türkiye'de namaz kılan oranı yüzde on beşmiş mesela. E, ben, ben ona da inanmıyorum. 5 vakitti hiç kazasız yüzde evet. beş. Belki var. Cemaatle kılan yüzde bir yok. Yani onları karıştırmayalım. Çok kötü bir durumumuz evet. çok kötü. Şimdi onun için Huz ve Kirman'la savaş. Esas mesele Rumlarla birleşilip Çin'le savaş diyor ben bu biraz zaten Trump niçin bu işleri biraz yatıştırayım istiyor? Yani Ukrayna savaşını sonlandırayım veya buradan asker çekecek mi çekmeyecek mi bilmem ne bilmem ne. Mesele ne? Diyorlar ki bilmiyorum öyle bilenler öyle konuşuyorlar. E, 35'te işte e, 2035'te Çin savaşına hazırlanıyor. 2035'teki savaşa göre buralar böyle iken o savaşa giremez diyor. Şimdi dolayısıyla Müslümanların ama Hazreti Mehdi döneminde de bu olabilir. Bazı e, ehli kitapla şey yapıp müşriklerle bazı savaşları olduğu Bukhari dahil hadis-i şeriflerde geçiyor. Çinlerle savaş oluyor. Çinlerle savaş olunca o savaştan sonra İslam orduları ile ehli kitap orduları falan savaştan çıkıyorlar. Bir yerde otururken Hristiyan'ın biri diyor ki Galebe salip, haç galip geldi diyor. Bu zaman Müslüman da diyor ki, galip Allah, Allah galip geldi, ne konuşuyorsun diyor. Bu arada birbirine giriyorlar mı? Hani biliyorsunuz bazen iki kişinin kalkasından yani. ordular savaşa girer. Böyle bir yeniden bir savaş. Müslümanlar, Melhame-i Kübra'nın başlangıcı başka meseleler de var. Ganimet paylaşımı, Hristiyanlar Müslümanları aldatıyor, sözlerinde durmuyor. Bunlar hep sahih hadisler. Yani. En nihayetinde Melhame patlayacak. Melhame patlamadan evvel bu hadis-i şerif sahih, sahih Müslüman. La Hatta Bukhari'de var Bukhari'de de var Efendim işte Fırat'ın altından daha neler çıkacak Altından çıkacağı var Bukhari'de la Kıyamet kopmayacak Ne zamana kadar hatta tenziler Rum'u Bil amak Rumlar Amik Ovası'na inmedikçe. Evet. Amik Maraş'a kadar uzanan Hatay. bir Hatay tarafı. Evet. Mesele zaten Asi Nehri'nin etrafında dönecek. Harp Asin Erin etrafında dönecek. Müslümanların işte tepelerinin adı var Urayt hepsi var şu anda yerler belli Hadiste o zamanlar söylemiş Çünkü Efendimiz oraları gelip görmemiş ki evet. e Yani Miraca da gitti de şeydi Miraca gitti de Hep mucizeyle bildiriliyor ona Yoksa ayağıyla tabii Miraca Ayağıyla gitti şeye kadar Kudüs'e kadar Dolayısıyla diğer yerlere Ayağıyla gitmemiş ee, Burada Onlar diyor e, Amigovaz'da savaş patlayacak e, 80 sancak Rumlar diyor. Şimdi bakın gavurlar e, Rumlar diye tabir ediliyor hadis-i şeriflerde. Rumlar şu anda Avrupa Birliği'dir. Ama e, Rus da Rum'dur. O noktada. Ruslar da. Hatta Benül Asfar sarı adamın oğulları diyor. Hani şimdi Karadeniz'de vardır ya böyle sarı oğulları, şu oğulları bu oğulları. Hadiste Benül Asfar sarı oğulları Rumlara diyor. Yani sarı oğulları fark ederseniz Avrupa Birliği Rusya'nın hep sarı yani. ırk sarışındır. Yani beyaz, tenli falan. Oradan dolayı onlar diyor e, 80 sancak ordu toplayacak. Her sancağın altında 12 bin var. Tatekür ilahatı İslam Şara Elfen. Tık çarp 960 bin. 960 bin kişilik büyük bir ordu toplanıyor. E, o arada esas e, burada e, şeyler e, Perslerin işte meclisi tarafları şunları bunları İstanbul hükümetine, Konstantiniyye'ye müracaat edip Hazreti Mehdi'ye karşı bir destek istiyorlar. İstanbul hükümeti biz Araplarla bugüne kadar savaşmadık. Yani biz Araplara savaş açmayız diyor. Artık o zamanki ee. yönetim kimse? O o zaman Roma'ya müracaat ediyorlar. Roma e, tabii zaten Vatikan da şey, onlar da biliyorsunuz e, kilise devletlerin bile üstünde bazı işlevi var. Oradan karar çıkıyor. 80 sancak, her sancağın 12.960 kişi. Ordu deniz yolundan. Ya i̇şte Bu da çok iyi bir şey. Çünkü aksi takdirde Türkiye, İstanbul çiğnenmiş olması gerekiyor. Onun için alimler diyorlar ki Osmanlı payitahtı o zaman. Osmanlı çiğnenmiyor diyorlar. Ee. Çünkü neden? Denizden geliyor. Neden? Hadis-i Şerif'te diyor ki, Şam sahiline, Rumlar Şam sahillerine gemileri demirlediği zaman... ...oradan anlıyoruz... ...gemilerle geliyorlar... ...ve Şam sahillerine... ...Akdeniz... ...herhalde üzerinden... ...geliyorlar... Geldim. ...ve bu harp patlıyor... ...bu harpte bir... ...yani... ...bu tarafta Hazreti Mehdi şeyinde... ...işte birinci gün... ...bizimkiler galip gelemiyor... ...ikinci gün galip gelemiyor... ...üçüncü gün galip gelemiyor... ...ama mağlup da tam olmuyorlar... ...bizim şey İstanbul hükümetinden... ...Hazreti Mehdi tarafı da yardım istiyor... ...İstanbul'dan 300 bin kişi... 300 bin kişi Hazreti Mehdi'nin ordusuna katılıyor. Ve en büyük orduyu onlar teşkil ediyor. Hatta Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri, büyük veliydi şimdi vefat etti. O öyle derdi. Sizin buradan yani Türklerden derdi o. Sizden 300 bin Mehdi'ye ordu yardım gelecek. O muhaddis çok büyük. Şimdi orada tabii Türk derken genel mefhum yani bunun içinde. Müslüman demek burada evet. şimdi. Kürdü de var. Yazı da var. Ama nedir? İstanbul zaten hepsi olduğu bir Müslüman yurdu. Şu anda 300 bin buradan yardım gidiyor. Hazreti Mehdi Yemen'den 40 bin geliyor. Medine'den birkaç bin. Horasan'dan 4 bin. Sayı belli. 360 bin kadar bile toplasan yok. Evet. Karşı taraf 960 bin. Savaş başladı. Ne olacak Savaş sonra? Savaş Dördüncü gün melek orduları devriyor. Hmm. Hazreti Mehdi'nin ne meselesi dediğiniz ora. Şimdi Hazreti Mehdi'ye melek ordusunu gönderdi. Hazreti Mehdi orduyu şu anda mesela o melek ordusu bize gelmiyor yani. Fark bu yani. Neden? Vakti saati var. Ha, biz layık olduk da mı Allah melek göndermedi? Biz iyi Müslüman mıyız? Demin dediğin gibi bu tarihte şuursuzlukla hiç, Tarihte hiç meleklerin gittiği bir savaş var mı? Meleklerin gittiği savaş derken şimdi e, Bedir'de var. Var mı? Velakat nasip bir Bedir'in 300 kişiyle 3000 kişiye galip geldi. E, Bedir'de var. E, ondan sonra Huneyn'de var. Benzele cünüden var. Görmediğiniz ordular indir diyor. Kaç ayette var. Bir hamsete bir alaf. bin melek indirdim diyor. E, ee, yeter mi diyor. Bir hamsete alafı melek <Sessizlik> diyor. gün melekler geldi. Melek, i̇ki bin melekle İsrafil Aleyhisselam. İki, bin. Bir melek bile gelse bir melek şu anda kusura bakma bütün dünyanın altın üstüne getiriyor. Bütün teknoloji Meleğin var. kuvveti <laughs> Allah'ın verdiği bir kuvvettir. Eyvah. Meleğin kuvveti. Dolayısıyla Kur'an Cebrail zi kuvvetin diyor. Zi kuvveti, kuvvet sahibi diyor. Şimdi Allah kendi verdiği gücü övüyor. Zi kuvvetin diyor. Allah zi kuvvetin diye senin Amerika'nın bir inci, şeyle kıyas edilir mi? Bu savaşı kazanacaklar. İlk melek orduları vesaire bu savaş kazanılıyor. Savaş kazanınca zaten devletler Roma işte o zamanki Rumlar yani Roma derken Rumlar diyor ki gemileri yakın diyor. Mutlaka kazanmamız lazım diyor. Gemileri yakıyorlar. ...gemileri yaktıkları için... ...bunlar gemileri de geri dönemiyorlar... ...geri dönemeyince... ...Türkiye'nin içine giriyor esas... ...sınırdan... ...şimdi o zaman acaba ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak mı geçiyor... ...sınırlar... ...kaç sene var... ...yani Hazreti Mehdi tabi... ...bu 1500'ün başında mı çıkar... ...1600'ün başında mı çıkar... ...1700'ün başında mı çıkar... ...ama... ...1800'ün başını geçmez... ...İmam-ı Rabbani'ye göre... ...çünkü... ...Mehdi ve Mes Mesih bu bin yılın içinde göre. Çünkü 1800'ü niye geçmez? 1800'ün başında çıkarsa zaten ondan sonra hadi belki 1900 şöyle. Hazreti Mehdi çıksa 40 sene. İsa selam geldi oradan 40 sene. Güneş batıdan İsa selamdan sonra dünya şeriatı hakim olur. İsa selam vefat ediyor. ...Medine gömülüyor. İsa selamdan sonra millet yeniden bozuluyor. Orada bir 30-40 sene tamamen gavurlaşıyor. Ondan sonra güneş batıdan doğuyor. Güneş batıdan doğduktan sonra kıyamete yine var 120 sene. Hı. Ama biz kıyamet bu ikinci bin içinde demedi İmam Rabban. Kıyamete tarih verilmez. Yani 450 sene var bu. E, şey. Hayır. O 400 sene de bekleyebilirsin. 400 sene de başını da bekleyebilirsin. Yani bundan sonra 2-3 asrın başını 55 da bekleyebilirsin. Sene de bekleyebilirsin. İlk gelen 100. Evet. Sen şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Ben o zaman Allah'a emanet 1525 Hicri takvim 25 olmuş. Hala Hazreti Mehdi bir ilan yok. Sağ o yüzyıl geçmiş oluyor. 1600'ü bekleyeceğiz. 1600'ü bekle. Ama ben 1800'lere kadar yani şu andaki zanlı galibim yani bilmiyorum. Ama şu var o zaman Müslüman sayısı da az olacak. Araplar çok az olacak. Ama şimdi biz bunu düşünüyorduk. Ulan kaç yüz sene sonra olabilir. Ya yani kaç yüz sene? Adam zaten dünya nüfusunu 500 bine indirme uğraşıyor Yahudi. Yani bir korona çıkarıyor. Evet. Bilmem ne yani şunu demek istiyorum Bazı kimyasal veya şuralar. Mesela e, Hazreti Mehdi gelmeden evvel e, Ki alametler zel, Büyük zelzeleler Melhame-i Kübra'dan evvel öyle zelzeleler Oluyor ki e, Her taraf yıkılıyor Mesela Hazreti Mehdi İstanbul'da bir sene sırf camileri tamir edecek hmm. Avrupa'da 7 sene Çünkü neden? Bütün zelzeleden cami kalmamış Çok büyük zelzeleler de Gebe Onun için e, o e, süreç yani e, tabi hızlı gelişiyor ama Hazreti Mehdi bugün ilan etse o süreç güneşin batıdan doğmasına kadarki süreç en az bir 180-200 sene daha kıyamet kalmadı. Evet. Kıyameti diyebiliyorum ama onun başını diyemeyince evet. tarihi belirleyemiyorum. Her yüzün başı beklenecek ama sen Hazreti Mehdi gele de bu işler düzele diye efendim halimiz malumdur Hazreti'yle yezele. Hazreti Mehdi gele de bu işler düzele demiş. Böyle de bir zihniyeti İslam. Asla İslam sana bugün vazifen neyse onu yapacaksın. Cihadın neyse o günün cihadını yapacaksın. Bugün Gazze için ne yapmak gerekiyor onu yapacaksın. Bugün vatanın işgalde sefer neyse onu yapacaksın. Asla Mehdi ve Mesih beklentisiyle en ufak bir şeyi geciktiren en büyük günah işlemiş olur. İslam buna müsaade eder mi? Sahi yani yani mi umudumuzu yaptım? Mesih ve Mehdi'ye bağlamayacağız işimizi Umudumuzu yap. İslam, Müslümanların Dünya hakimiyeti ancak Oraya bağlı Yani dünyada bir kafir kalmayacağı gün Kalmayacak mı? Kalmayacak <laughs> Bu Mehdi'nin zamanında mı Mesih'in Hazreti Mehdi ile Mesih'in birleştiği Son 7 senede birleşiyorlar hmm. Hazreti Mehdi ilan ettikten 33 sene sonra kuşatma altına giriyor. Deccal o arada çıkıyor. Melhameden onu da söyleyeyim. 7 sene sonra Deccal çıkıyor. Armageddon. Deccal bu savaşa katılmıyor ama. Deccal savaşta yok. 7 sene sonra Deccal. Deccal'ın günü 40 gün ama millete tabii 40 sene kadar gelecek. Bütün dünyayı kasıp kavuracak. Günde biraz uzuyor falan bir değişik şeyler var. Deccal'ın şey, çıkışında son 40 günün sonunda İsa Aleyhisselam gökten inerek çünkü Hz. Mehdi Mescid-i Aksa'dan çıkamıyor. Müslümandan çıkamıyor. Kuşatma var ve aç susuz kaldılar. İsa ne zaman gelecek? İsa aleyhisselam yine tarih şöyle verebiliyoruz. Hz. Mehdi ilan ettiği an biat aldığından 33 sene sonra. Çünkü say hadislerde 7 sene birliktelikleri var. 7 sene sonra Mehdi öl ölüyor. İsa aleyhisselam kalıyor. ölüyor. Evet. İsa Aleyhisselam'ın 40 senesi olduğu için 7 buradan beraber evet. 33 de onun kalıyor. Onun zamanında zaten dünyada dikenli ağaç kalmıyor. Narlar yine cennet narlar. Adem Aleyhisselam'ın dönemindeki bolluk, bereket mesela kurt kuzu yemeyeceği bütün sayı hadis bu. Ölüm duruyor, ölüm. Hastalık evet. duruyor. Herkes... Mesela Hazreti Mehdi'nin ilk döneminde Müslümanlarda hiç ölüm olmuyor. Hastalık da olmayacak o 33 sene. Evet. Çünkü neden? Sağlam bir ordu Mevla ona nasip ediyor. Ondan sonra bütün dünyada bir kafir bile kalmayacak. Bu din gecenin girdiği yere girecek, gündüzün girdiği yere girecek. Hani şu ayet var ya, liyuzirahu alettini evet. küllihi. Bütün dinlere galip kılacak. Bir kafir kalmayacak. Hocam şimdi o, günler yani Müslümanların dünya hakimiyeti bir gavur kalmadığının umudu oraya bağlı. Neden? Ondan evvel hiçbir ayet hadis bize bütün dünyada bir kafir kalmayacak vaati vermiyor. Deniyor. Ama evet. biz şu anda vatanımız için, gazze için, İslam alemi için umudumuzu Mehdi Mesih gelecek derken hiçbir iş yapmayalım, cihat yapmayalım vazifemizi yapmayalım dersek haram işlemiş oluruz. Evet. Hocam şöyle bu vaktimiz daralıyor. Şimdi... Tabii bu tabii, konu çok su aldırıyor. Hocam sonu... şöyle ilerleyen de bu meseleleri hatta ayrı ayrı başlıkta yapabiliriz. Ama şimdi tabii. biraz e, farklı konulara geçelim. Şimdi şöyle ee, şuradan başlamak istiyorum hocam. Siz, zat halinize bir saldırı oldu. Evet. Bir ay oldu mu? Bir ay, bir buçuk ay? Oldu herhalde. İki ay belki. Ee, ne oldu o mesele? O, o şüpheli ne yaptı? Orada Nakıldı bir mı? acayip bir şey oldu. Dosyadan gizlilik kararını hala kaldırmıyorlar. Şüpheliyi de hafif yaralamadan saldılar. Dosyayı ikiye ayırdılar. Temmili işte terörle ilgili savcılık gizlilik kararıyla sürdürüyor. Ne yaptığından bilgi vermiyor. Avukatlarımız da bilgi alamıyor. Ee, ama şahısla ilgili şey çekmecede vakı olduğu için olay çekmece emniyetine taluk ettiği için hafif yaralamadan dosyayı çekmeceye gönderdiler. O da mahkeme açıldı herhalde O devam ediyor. Tutuklu ama, mu şu an? Yok yok hiç tutuklamadılar. Diye hemen, hemen saldılar bilmiyorum. Hafif yaralama dediler. Ama ama Allah Allah. <laughs> tabii yani siz e, bırakırsaydılar, iyi ve sarmıştı Bu yani. hiç sizin cemaatin falan hiç tanıdığı bildiği birisi mi? Şimdi ifadede İsmaila'ya gider gelirim diyor. E İsmaila'da olan olaylar işte hocanın şey ettiği olaylardan sinirim bozuldu diyor. Ortalığı karıştırdı tutuyor falan. Böyle bir şeyler ifadede geçiyor. Ama şimdi o ifadede şaşırtmaca ve hedef saptırma da olabilir evet. yani. Şimdi ben oradan bu İsmaila'dan birileri bunu tuttu da gönderdi boğazımı sırma. Onu diyemem ki yani. Tabi bilmeden net delil olmadan dememek delilim, lazım. Delilim şey değil yani. Ama şu anda diyorsunuz adam serbest. Ee, adam siz, ben baştan beri serbest. Siz şikayetçisiniz sanıyorum. Şikayetçi olduk. Evet. E, o da herhalde da mahkemede açmıyoruz diyemezler herhalde. Mahkeme açılmış ama o mahkeme yeni açılıyor çekmece üzerinden yürüyecek. Peki çağlayan terörle ilgili tarafı e, giz, dosya gizli hala. Evet. Kime varır? Mahkeme açılır mı, kapatılır mı bilmiyorum. Evet. Yani şu anda bir avukatların bir bilgi vermedi. Ee, bu şekilde devam ediyor. Siz evet. yine tehdit falan oluyor mu hocam hiç? Ya dedi de de zaten. IŞİD'in o zaman da tam o anda bir ay evvel IŞİD'in sitelerinde öldür ayetleriyle silah koyup resmimi koymuştular. Evet. Yeni o Telegram'dan falan emniyetin bulduğu bir site onlar. Herkesin ulaştığı YouTube sitesi değil o. O şeyler bana gönderildi zaten. Yani iki de böyle arada bir tazeliyormuşlardı. O ara ben de IŞİD'de oldu. Yani ben iptalçı eden birileri kalk öldürün. Bu adamı öldürmeden kurtulamayacağız yazan oldu. Şimdi, ha böyle bir şeyler oluyor ama şimdi hocam, bana direkt hani ulaşıp seni öldüreceğim bir ay sonra şuraya gelme. Şöyle, böyle bir şey yok yani. Şimdi şöyle hocam. E, e, şöyle. Önce bir video izleyelim. Ondan sonra size onu soracağım. Sonra Alaaddin Çakıcı ile bir görüşmeniz oldu yakın zamanda. O da çok konuşuldu. E, yönetmenim hazırsa e, hazırsa video 2'yi verebilecek misin? Bir izleyelim hatırlayalım. Söyledim. Ee, hemen bir izleyelim. Bir orta, bir orta pencereden verirsen hocayla bizi yana verirsen iyi olur. Ya ben böyle bir saçmalık dünyada duymadım görmedim ya. Ben böyle gülüş bir teklif görmedim ya. Ya adam buradan çıkacak ben örgütü lahmettim silahları gömün diyecek. Ya kim gömer ya silah ya? Adam kendi kendine moruk zaten kafa yemiş sulanmış. Alzheimer mıdır nedir ya? Kendi kendine konuşuyor 75 yaşında 80 moruk ya. Tak! Ertesi gün cevap geldi. Ne yaptılar? Apo kimya, silah mı bırakacağız? Senin silah sanayini, savunma sanayinin göbeğinin kalbine, beynine gireriz, orayı da patlatırız dediler. Şu anda da biz bu işleri yanlış buluyoruz. Düşmanla, kafirle karşı olmaz, musala olmaz. Ne olur? Muharebe olur. En milliyetçi dediğimiz adamlar öyle şeyler konuştular ki biz bunları yani rüyada görsek inanmazdık yani. Son terörist kalana kadar mücadele devam. Şimdi iş nereye döndü? İlk terör, teröristi meclise getirmeye döndü ulan son terörüze kadar öldüreceğim dedi şimdi ilk terörüze geldi başıma geçti bunun izahı yok bunun izahı yok burada 40 bin şehit var gazi var bu kadar şehitlerin gazilerin yetimleri var Dulları var anaları var babaları var yemezler yedirmezler yemezler yedirmezler herkes haddini bilecek kimsenin memleketin dinamikleriyle bir oynama dinamiklerini dinamitleme hakkı yoktur babamın oğlu olsa yanlışa yanlış Apa kim ya Apa kim Amerika yeni bir proje devreye soktu. Bu projenin adı PKK ile barışın, PD de, ile de tanışın. PYD'yi kabul edin. Bunların hepsini yöneten kimdir? Amerika'dır ve Beni İsrail. Ya ben böyle bir... Evet, şimdi bu, bu, konuşmanız, şimdi bu sohbet uzun bir sohbet aslında. Çok kısa bir kısmını aldık ama mühim olan şu, siz bu sohbeti yapıyorsunuz. 24 saat geçmeden bu bölümü, yayınladığımız bölümü çıkardınız sohbetten. Ee, bir, şimdi e, yönetmenim şu resimde verir misin? Sekiz numaralı resimde voley yansıtır mısın? Onu da görelim sekiz numarayı. Yani bu bölümü niye çıkardınız sohbetten? Şimdi, aslında, aslında toplumun birçoğunun hassasiyetini dile getirmişsiniz. Yok ben zaten laflarımı yemiyorum ki. Bu laflarımın hepsini geçen perşembe söyledim. Bursa'da yine söylüyorum. Aynı şeyleri söylüyorum. Buradaki mesele e, benim konuşmamın içeriği doğru ama ee, Devlet Bey'e karşı e, kullanmak isteyenler, kendi içinden 2-3 parti çıktı. Onların zaten bir kısmı FETÖ il, iltisaklı, bir kısmı Mossad'la görüşüyor. Şimdi ben baktım ki, şimdi burada Devlet Bey'in ben maksadını anlamadım. Şok oldum yani. Maksadını anlamadan onun böyle bir konuşma yaptım. Şimdi bana diyorlar ki sen görüşünü değiştirdin, kıvırdın ve muhafaza altı ay işte bilmem ne diyor. Ee, çok müstehcen, terbiyesiz bana ithamlarda bulunuyorlar. Buradaki mesele şudur. Bana diyorlar ki sen Alaaddin Çakıcı ile görüştükten sonra çektin. Bir defa birinci yalan. Evet bu fotoğrafı da görelim. Alaaddin abi e, benim eskiden beri görüştüğüm, e, çünkü benim e, babam babası, kayınpederi vs. Aynı döneme denk gelmesi. Yani o Bahçeli'yi eleştiren konuşmanız makaslanması ve bu görüşme yani bu görüşmeyle denk gelmesi tabii denk isteriz. gelmesi şöyle e, bizim çektiğimizin saat akşam 9 diyelim 10 veya neyse bilmiyorum kaç bu görüşme ertesi gün 2. Ertesi gün 2. Bu görüşme zaten önceden anlaşılmalı bir görüşmeydi. ya Bu görüşmenin tarihi daha önceden mi belirlenmiş? Tabii ta şeydi. Yazın Ağustos'ta ben Torunlarım iki, üç ay falan bir tatil yapıyoruz diye üç tane işte üçüncü torunum da oldu yani beş torunum var da üçüncü kız torunum ee, oldu. Ee, onlar üç ay göremiyorum ee, göremeyeceğiz diye hanım da dedi ya çocukları çok özledik falan şeye gittik Mo e, Muğla tarafında. O arada e, Ali ondan evvelki senle görüşüyordum ondan evvelki hapisten çıktıktan sonra da görüşüyordum görüşüyor musunuz siz Alaaddin Çakıcı? E tabii. Mı? Çok Abi sen çık. Ama çık. sizin o biraz yani hani alim ve hoca olarak onun işte yanına gitmeniz, onun sizin niye yanınıza gelmedi şeklinde de eleştir oldu. Şimdi şöyle e, o bana oradan telefonla görüştük belki yarım saat bir saat görüntülü. E, onda bir arkadaşı vardı yanımızda Selahattin e, Yılmaz kardeşimiz. Ondan sonra o zaten hanemizdeydi yani. E, Dedi işte gel dedi ben teknedeyim dedi. işte i̇şte Marmaris'teyim dedi. Neredeyse Marmaris'teyim. E baktık oradan saat 3 saat 3 saat arabayla git arabayla gel. Ben de buraya sohbete bir yerlere yetişecektim falan. Abi dedim yani yaşça benden büyük yani belki 15 yaş belki aramızda var. Dedim yani ben dedim zorlanırım dedim şu anda gelip gitme dedim. Çok böyle muhabbet muhittin harbiden bahsediyor. Tasavvuftan hapisler ömrü kitap okumakla geçmiş. Acayip bir tasavvuf kültürü o, var tabi şey olarak Arapça biliyorlar. Bahç, bahçeli bahçeli konuşmanız, konuşmanız burada konuşuldu mu? ile Ta, ilgili. Tabii. Şimdi şöyle. Ben dedim. Dedi ki o zaman dedi. Biz dedi geçen senede buluşacaktık. Buluşamadık dedi. Ondan evvel sene. Ee, hatta günleşmiştik falan. Orada bir an hastaneye kalktı. Olmadı nasip dedi. Ben de 3-4 ay buralarda duruyorum dedi. Ben İstanbul'a dedi. Döner dönmez dedi. Ee, evim dedi. Işte şu adreste dedi. Mekan söyledi. Şu mekanda İstanbul'un şu bölgesinde. Onu da söyledi. Sen dedi. Arkadaş göndereceğim. Ee. Sen aldıracağım. Bir sohbet ederiz dedi. O anda böyle olaylar yok. Biz bu şekilde anlayacağız. Ondan bir hafta evvel yine bu olaylar yine yok. Ee. Bir hafta evvel tekrar o arkadaş aramızda Selahattin Efendi kardeşimizden çok sık görüştük o ara. Hanımlar da tanıştılar falan. Tabi ben Alaaddin abi babam tarafından eskiden Mahmut Efendi onun amcasının falan Mahmut Efendi senin müridi eskiden beri tanışıyorsunuz. Eski bir hukuk vardı. Evet. Ee, Dolayısıyla de benim babam Mülkücü Cami hala. yani 80'lerde falan yani onlara idam çıktı. Kaçaklar oldular. Hapishanelerde hiç şey oldular ya. Orada babam çok mu, muhtaç olanlarına falan ailesine şuna bak çok yardımcı oldu. Yani onu bilen bilir o camiyan. Evet. şimdi 80'leri de filan de hafıza biraz çok kalmadı millette. Dolayısıyla yani o camiyle zaten şeyim var. Ya bu normal insani e, bir görüş. şimdi biz bunun bir hafta evvelinde de yine biz gününe kadar saatine kadar Selahattin Yılmaz kardeşimizi göndereceğiz aldıracağız diye konuşuldu. O arada bu olay patladı. Anladım. Ben de Perşembe bu konuşma yaptım. Bir şey dedi mi peki Alaaddin Çakıcı? Niye böyle söyledi? Alaaddin Çakıcı şunu dedi. Yani biz tabi ne bileyim orada en az iki saat oturduk. Evet. O iki saat zarfında tabi yanımda şahitlerim de var ben öyle bir, gizli bir toplantıya evet. beni esir almadılar aşağı. Onlar bana çok terbiyeli davranıyorlar, ediyorlar. hocacım diyor yani hocacım der. Bazı konuşmalarda evet. hocacım der yani. Biz seni çok severiz Yani milliyetçiliğimizde Mahmut Efendi Hazretleri'nden. Yani babamdan vesaire e benimle onun arası ben ben göreleliyim, o o şeyne arsin işte o Trabzon evet. ilçesine yani ben hemşeriliği de çok önem veriyor evet. yani birçok rabıta var arada bağlantı bağları konuşuyorum ve bunun üzerine e, biz gittiğimizde bana şimdi benim onu çekmemde e, bana şu bilgi geldi yani onu ben şimdi söyleyemem. Devlet ricalinde. İsmini vermem doğru değil. Dediler, denildi ki burada devlet bey başka bir plan kuruyor. E, Apo'nun gelsin konuşsun bilmemsin sin, lavesin, silah gömdürsün bilmem ne. Ama e, Kandil'in Apo'yu dinlemediği Bundan evvel zaten dinlemedi. Evet. Dinlemedi bunu yani ve bundan sonra da dinlemeyeceği. Kandil'in yani Kürtlere şu bilinci vermek isteniyor ki tabii bu bir süreç. E, Kandil direkt siyonizme bağlı, Yahudiye bağlı, Amerika'ya bağlı. Evet. Yani sizin milli bir davanız ise bu, Kürtçülük yapıyorsanız, Kafatasçılık yapıyorsanız, Kürt menfaatlarını savunuyorsanız, yani Apo'yu ondan tutuyorsanız, lider Apo diyorsanız sizin davanızı bu adam bu kadar başlatan, savunan bilmem ne. Bu kadar senedir de 25 yıl, 60 evet. yapmış bu davanın. E şimdi bu adam mı sizin daha çok iyiliğinizi ister. Yahudi mi Amerika mı daha çok sizin iyiliğinizi ister? Ondan sonra size Kürdistan adı altında bilmem ne Süryanistan kurdurur. Ondan sonra sizin de zaten dininize düşman. Evet. Ee, zaten Kürtler Müslüman namazında abdestinde namaz abdesti oranı onlarda daha fazla. E ondan sonra sizi de bilmem ne edecek yani. Bu belli zaten. Yahudinin ne yapacağı ee, burada birilerini kandırıyor. E, Kürtlerin çoğu da zaten bu proje alet olmadı ve olmuyor. Elhamdülillah maşallah. E, dolayısıyla zaten İslam bunu önler yani. İslam kardeşliğimiz önde gelir. Bu noktayı Devlet Bey e, bir plan dahilinde e, yapmak için bir şey geliştirdi. Bunun ilerisi var. Sen burada acil davrandın. Mesele şu. Hatta Moruk, 75 yaşında moruk bilmem neyi devlet beye söylediğimi haşa. Ben Benim bu kadar konuşmalarımı bilen bilir. Ben kimseye moruk bilmem ne demem ancak Apo gibi bir terörse Ben en büyük düşmanlarım hakkında bile şu anda hakiki tescilli düşmanlarımı bile diyelim mahkemelik olduğum FETÖ'süne, Adnan'ına böyle böyle moruk bilmem ne bu, bu tabirlerin ağzında evet. yoktur. Yani benim bütün konuşmalarım ortada bir adamım. Bu tabiri ben ancak teröriste yani bebek Öl, katiline kullanırım. Öcalan için kullandınız. O, belli peşinden evet. diyor diyorum. Apo kim ki diyorum ya zaten evet. zamirin merci en yakına gider Tam, yani. Ya Şimdi dolayısıyla evet. baktım ki bir fitne çıkartılıp buradan maalesef Ağa'dan bazı çevreler, İBDA-C'den bazı çevreler, FETÖ üf bütün Avrupa ellerinde bütün biliyorsunuz şey, bütün fetöcüler lan bir baktım benim konuşmam doğru ama devlet beyin gayesinin farklı olduğu bana söylendi ama buradan yok devlet beye moruk dedi. Haşa. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra niye diyeceğim ben büyüğüme moruk? Haşa. Ondan sonra kimseye demem de. Ben devlet beye demem yani. E. Tayyip Bey misal yani. En sonunda çarpıtılıyor ondan diye. Ondan sonra baktım. E. Hayır. Bir de şu var. Bir baktım. FETÖ'cüler yararlanıyor. Efendim Zaferciler yararlanıyor. İyi Parti yararlanıyor. E bunlara baktım. Bunların milliyetçiliği. Bunlar şimdi bindiriyor. Evet. Bindiriyor ama senin milliyetçiliğin ne kadar arkadaş? Sen Kur'an şeriatını inkar ediyorsun. Mossad'la görüş olsun. Öbürü FETÖ'cüler kırıl, gidiyor. Bilmem ne bilmem ne. Ya şimdi biz Devlet Bey'i az çok tanıyoruz. Yani evet. Özel görüşmedim ama ya telefon birkaç kere taziye, başsağlığı, sağlığı diledi oldu. Anamın vefatına falan. Yani şimdi burada bir baktım. Burada bunlar yararlanıyor. Bir. E devlet Bey'in de vatana yani, hıyaneti yani vatanı satması gibi bir şey olmayacağına göre bu nasıl bir iştir? Ben de anlayamadım ya. Bana da bu bilgi güvendiğim bir kaynaktan gelince ben bunu çektim. Evet. Çektikten sonra yine 2-3 sohbette Apo Beş para etmez, APO ile iş olmaz, apon meclise gelmesi diye bir şey olamaz. Evet. Bütün aynı laflarımı söyledim. Şimdi ben Fatih Altaylı'ya attığım tweette bilmem ne korkusu diyor nokta nokta. Kardeşim bilmem ne korkusu dediğin anda neyi çevirdim ben? Şimdi ben de diyorum ki sen bir şey anlatmışsın. Ben senin içeriğine konuşmanın içeriğine itirazım varsa o itirazımı da şu anda yine o içeriğe itirazımı sürdürüyorsam Ondan sonra 2-3 tane daha konuşmam var. Göndereyim canlı yayınlarda. Peki. Ancak sen sen senin hakkında bana birileri diyorsa ki yetkili birileri bu bunu dedi ama burada arada zarf attı, olta attı bilmem ne attı. Bunun başka bir proje bu. Evet. Diyorsa. Ben de bunu ikna oldum. Niye ikna oldum? Şimdi Zafer olsa ikna olmam. Öbürü olsa ikna olmam. Yani, ya, Devlet Bey bu dedim bu ya. Konuda... Ha ben buna yani. ikna olunca Öbür mala görünce ben bunu çekmemin sebebi devlet bey'e karşı yapılan hücumlara malzeme yapılmam. Yani, Ama evet. içeriye şimdi görüşünden döndün, görüşünden döndün diyen bana yalan söylüyor. Görüşlerim aynı, peşine yaptığım konuşmalar yeni. Görüşüm aynı, bu içeriye karşıyım. Ancak bunu söyleyenin muradının karşı tarafı hezimete uğratmak başka bir proje olduğuna evet. kanaat getirdim. Onun için çektim. Size... Görüşümü çekmedim. Aynı evet. görüşü öbür iki sohbette de tekrar ettim. Size etti. bir telefon geldi üst düzey. Onun üzerine evet. yaptınız. Evet. Te bu tehdit tehditvari bir telefon muydu? Değil tehditvari. Evet. Karşı taraf kazanıyor. Evet. Cumhur İttifakı'na hasar açılıyor. O konuşmanıza pişman mısınız? o Açıklamaya pişman mısınız? Keşke yapmasaydım diyor musunuz? Yani şimdi pişman derken içerik Evet. E ee, içeriğin üzerinde dursaydım orada bazı kelimeler var. Herkes haddini bilecek gibi işte babam olsa bilmem ne evet. gibi. Yani o bir iki kelimeler denmese o içerikte de kalırdı. Çünkü evet. neden kalırdı? Devlet Bey'in aleyhine kullanılamazdı. Evet. E ee, ücretlerim az İçeriği aynı benim. Yani evet. o konuşmanın altına şu anda da imza atıyorum. Korkuyorsam evet. Aynı imza atabilir miyim? E, çakıcı siz, ama oturuşta çok rahat. Şimdi eline telefona bakıyorsunuz. Ya bak, Yunus siz... öbür resmi verir misin? Şimdi şöyle. Hayır, hayır bu resim o yanımızdaki arkadaş çekti. Yani kendi için. Alaaddin Bey'le sohbet ettiğimiz resim var. Tamam vardır. İki saat konuştuk diyorsunuz. Ama o e... resim... Bu resmi ne o paylaştı ne biz paylaştık. O arkadaşlar kendi şeyinde paylaştık Peki, haber oldu. Ya burada bahçeli meselesi nasıl geçti? Çakıcı Çakıcısı dedi mi ya ki Ve, an, iyi e, ki kaldı. Aladdin abi e, dedi ki benim samimiyetime vatanperverliğime yani vatanperverliğime bu vatana hainim olmayacağım, satmayacağım. Sen inanıyor musun dedi hocam dedi. İnanıyorum He. dedim yani çünkü şey ay yani takvalık ayrı He. namaz abdest ayrı ki onu da namaz hapşerde kılıyordum dedi. Dolayısıyla inanıyorum bana güvendiğin gibi bana inandığın gibi devlet, ya devlet Bey ben dedim yeni mi tanıyoruz yani hani konuşmalarından dolayı milliyetçiliğine şüphe mi koyacağım yani? Dedi ki biz dedi o da bir gün evvel Devlet Bey'le görüşmüştü. Doğru. Tabii. Dolayısıyla taze bilgi. Evet. Selahattin Yılmaz da yanındaydı Devlet Bey'le. Evet. Dolayısıyla iki tane orada Devlet Bey'in yanındaki o toplantıya katılan adam var. Evet. E, beyanı esas. Dediler ki Burada devlet beyin milliyetçiliği şüphe yok. Dolayısıyla APO'yu meşru etmek diye asla bir derdi yok. Burada bir mesele var. Bu meselede Kandil'in Amerikan ve Yahudi uşağı olduğu ve Kürtleri onlardan nasıl Kürtleri derken aşağı şimdi Müslüman e. dolusu Kürtler. PKK PYD eksenli Kürtleri e, nasıl buradan koparıp bunların en başta Kürt düşmanı oldukları Yahudi dostu oldukları ve Yahudi'den Kürde bir fayda gelmeyeceği, Müslüman'a bir fayda gelmeyeceği bu meselenin altyapısı yapılıyor. Altyapısı yapılıyor e, şeklinde. E, yani orada geçen konuşmadan ben size samimiyetle söyleyeyim. iki saatin iki saatin on dakikası, yirmi dakikası devlet beyle kendi görüşmeleri ve devlet beyin stratejisi hakkında e, bilgilendirme mahiyetinde oldu. Evet. Ama ben o bilgiyi ya bir tehdit iması falan yok diyorsunuz. Vallahi yok. billahi yok. Tehdit olur mu ee, ya? Alakası tehdit yok bana diyorsunuz. Ne? Ben diyorsunuz bir yerlere çekiliyor diye videoyu ya kestim. Ya ben, beni kim tehdit evet. edebilir ya? Çünkü siz konuşmanızda Allah'tan başka kimseden korkmam. Babam da olsa Beni affetmem. kimse evet. tehdit edemez. Evet. Şu anda bana savunduğum ehl sünnet ve Kur'an şeriatı ve vatan sevdası bu gibi hususlarda evet. al, büyük konuşmayayım. Büyük konuşmayayım derken şunu demek istiyorum. <laughs> Şu konuları konuşmak kafanın kafama getir silahı sık, dayatır bilmem ne. Ruhsatla amel de caiz. O başka bir şey. Evet. Ama bana bu işlerin aleyhine kimse Allah'ın izniyle konuşturamaz. Benim kırmızı çizgilerim var. ve evet. e, 40 senedir de az çok milletin önündeyim. Yani en az 30 senem de kayıt altında. E, dolayısıyla yani sohbetlerim e, bu, bu ne yani nasıl ben tecrübeye beni niyet etti desin ya. Bu mesele anlaşılmıştır hocam. Yani Can şöyle... ciğeriz ya. Efendim? Yani Eyvallah. konuşmalarımız var. Ee, Samimi konuşmalarımız yok işte, var. Evet, çok e Yani Türkselleri, bilmem neleri konuştuğumuz telefonlar ortada. Mit dinlemiyorum istihbarat dinlemiyorum bilmem ne mesela. Şöyle, şu... Konuşmanın tamam. şekli var ya. Ee, Tehdit e... o, yani konuşmada geri, geçerse geçecek. Nerede geçecek? Şimdi şöyle e, yönetmenim bir numaralı görüntüyle verirsen videoyu, video biri burada da hocamıza ben çok merak ediyorum hakikaten çünkü kendisi diyor ki ben FETÖ'yü övmedim diyor. FETÖ konusunda millet yanıldı ben yanılmadım diyor. şu videoyu bir verir misin yönetmenim? Bir izleyelim video biri. Hocamızın vereceği cevabı merak ediyorum. Orta pencerede verirsin. Temmuz'da tabii o senelerdir yok burada. Senelerdir olmadığı için Allah dönmesin nasip etsin hayırlı selametle. hastalıkları var Allah şifa afiyet versin. Fethullah evet. Hoca Efendi. Ehli sünnet bir alim olarak kendisini biliyorum. Bizim hoca hiç böyle bir şeyimiz olmamıştır. Yani aleyhine de hiçbir beyanımız olmamıştır. Ve şimdi tabi Allah kendisine şifa afiyet versin, hayırlı uzun ömür versin. Bizim hiçbir sorunumuz olamaz kendisiyle. Ondan sonra efendim Hoca Efendi'nin Alvarlı Muhammed Lütfü Efe Hazretlerinden Erzurum Şeyh'i Büyük Veli'den intisabı vardır ve manevi irtibatı vardır. Seçilmiş o noktada çocukluğundan onun imasine küfrevi tacından, manevi tahtından nasibi var. Fethullah Hoca meselesi. Ben hapisteyken de yazdığım mektupta burada okunmadı mı? Okunmadı mı yazılar? Ne kadar oldu? Bir buçuk sene. Ne oldu? Ne değişti? Yazmadı mı size? Biz Hoca Efendi'ye Fetullah diye hitap edemeyiz. Biz Mahmud Efendi Hazretlerine mensubuz. Biz Efendi'den duyduk ki birisi Fethullah dedi. Efendi orada dedi ki ikaz etti. Hoca Efendi söyle. ...ehli sünnet alimlerden okumuştur... ...kendisine hüsnü zannımız vardır. Ee, başörtüsü... ...füruattır açıklamasını yapmıştı... E, ...Fethullah Gülen Hoca... ...arkasından tartışmalar geldi tabi... E, ...bu... ...açıdan bakıldığında... Hoca Efendi'nin füruattır lafının bir... E, ...izahı var. Füruatta ne demek oluyor? İmana tahalluk etmiyor. Yani bir amento esaslarından değil. Ama Hoca Efendi burada... ...örtünmek farz değil veya örtünmeye... ...inanmak farz değil demedi ki... Örtünme ama fiili... Ama böyle anlaşıldı. Yanlış anlaşıldı. Örtünme fiili Furuat'tandır diyor yani. Örtünme fiili fıkıhla alakalıdır. Hayır bir başka e, konu daha var. E, orada haksızlık yapmamak lazım Hoca Efendi'ye. Yani orada eyvallah. Furuat'tır diyerek örtünmek şart değil, farz değil ama, demek, demedi ki. Şimdi şöyle diyorsunuz ki mesela bazı konuşmalarınızda ben Fethullah Gülen'i konusunda uyardım falan ama bu konuşmalarında Gülen'i e, alenen övüyorsunuz. Peki uyarmadın mı? Hayır. Şimdi bu konuşmalar o zaman hangisi nasıl? önce hangisi sonra? Şöyle bu konuşmalar siz bayağı gençsiniz. Ve e, yani şimdi 2008, o zaman şöyle 2009. E, şeyine en önce ben uyandım. Siz ne zaman uyandınız? En uyanacağım 2008 e, ama siz cezaevine daha sonra girdiniz bildiğim kadarıyla. Tabii. E zaten işte onun ondan uyardığım için eee cezaevine beni attılar. Cezaevine Niye hiç kimseyi atmadılar da beni attılar? Siz cezaevine kaç yılına girdiniz? 2011'in sonu, 2012'de cezaevindeydim hep. Tam orada bile diyorsunuz ki çıktıktan sonra konuşmuşsunuz. Ben cezaevindeyken mektup yazmadım mı diyorsunuz? Yani hoca efendi diyeceksiniz diye. Şimdi oraya gelelim. Şimdi bu meseleler biz Mahmut Efendi Hazretleri'nden beraber Hacı Salih Efendi vardı onun yanında durmuş o zaman. Ee, Ehli sünnet hocalardan okumuş. Hüsnü anımız var. Hatta Birisi Fethullah dedi, işte orada dediğim gibi bizim yanımıza yani Hoca Efendi de dedi. Mahmut Efendi'nin üslubu buydu. Ama ne zamana kadar 2007-2008'lerde biz dinler arası diyalog meselesine uyandık. ya O zamana kadar sakalını niye kesiyor, ya dün, bilmem niye dün, şöyle dün, yapıyor. Ama bil... dinler arası diyalog 2003-2004'te de başladı aslında, erken başladı. Yani Hayır biz uyanmadık. İşte yani biz diyorum. bizim biz böyle onların e, gazeteleri şusu musu uyansak da şimdi elimizde delil olmadan konuşamazsın. Adam mesela diyor ki biz e, Amerika'da reyiniz, onların dediğine göre konuşuyor. İtikadımız e, sen neysen şeriatçı ben aynı şeriatçıyım diyor şimdilik. Adil Öksüz bana bunu Amerika dedi yani. Amerika'ya gitmeden 90'larda da Türkiye'deyken bile o fur, mesela füruat lafını Türkiye'ye denken etti. E siz onu destekliyorsunuz mesela. Furuat meselesi. tefer. Fu yani bu görüşünüzün arkasında mısınız? Hayır, Furuat Fuhrat meselesi şudur. İman amelden bir amel, imandan bir cüz'üdür. Hayır, hoca ben onu diyorum orada. Fetullah Hoca doğru mu söylemiş Furuat konusunda? Hayır. Ama doğru söyledi diyorsunuz. Dol anlamadım. Şimdi başörtü takmak imanın şartı mıdır değil midir? Ama burada Ben Fethullah onu anlatıyorum diyorum Fethullah ki. Fetullah Gülen'in görüşü soruluyor diyorsunuz ki Fetullah Gülen şunu kastetmişti. Doğru söyledi diyorsunuz. Fetullah Gülen Fur şimdi bakın. İmanın bir usulü vardır, bir furuğu vardır. Tamam. Tamam mı? sorun yok. Başörtü takmak usulden midir? Usulden midir? Usulden midir? Furudan mıdır? Sana onu soruyorum. Hayır hayır. Gülen'in sözüne destek veriyorsunuz. Gülen'in sözüne destek vermiyorum. Ama onu soruyorlar size. Gülen'in sözüne ne diyorsunuz? Ya sözüne destek demiyorum. Buradan adam kafir olmaz diyorum. Allah Allah. Ya hoca ya efendi yanlış anlaşıldı baş, diyorsunuz. başörtüyü takmamakla kafir olmaz. Başörtü Kuranda yok, farz değil demiyor diyorum. Farz değil, Kuranda yani, yok dese kafir tamam, olur. O zaman Fethullah Gülen o zaman doğru mu söyledi? Doğru diyor? söylemiyor. Ama o zaman doğru söyledi mi? Sö Bak işini kardeşim, içki içmek adamı kafir etmez. Bu başka bir şey. Ha, tamam, içki için mi demiş oluyorum şimdi? Ya o zaman ne alakası var farklı, yani senin şuradan, dediğini ya? Ne alakası var ya? Uydurdun şimdi, şimdi ortaya bir şey ya. Hayır hayır. Sen bak. anlıyorsun benim ne dediğimi. Niye hayır, konuşuyorsun hocam, şimdi? yalan konuşuyorsun burada Anlıyorsun benim onu kastetmediğimi. Bir adam başörtüyü takmamakla kafir olmaz demek istiyorum. Tamam. Or ha, orada sorun yok. Eğer Bunu Fetö siz söyleyebilirsiniz. Fethullah dese ki başörtü farz değil kafir olur. Furuat demekle kafir olmaz. hoca moderatör size diyor ki Gülen, hayır doğru ama ki söylüyor, o değil? zaman Siz mesele de başörtüyü de... inkar ediyor sorusu. Ben de diyorum bu başörtüyü inkar değil. Allah Allah. Bunu, Ör... bunu böyle açıklıyorsunuz. Hayır hayır başörtüyü inkar ve başörtü İslam'ın usulünden usul kavaidinden değil amel bakımındandır. Amel olduğu Siz... için furudandır dese bir adam başörtü İslam'da yok demiş olmuyor diyorum. Bunu demekle şimdi adam senin en büyük düşmanın da olsa, yavur da olsa. Ben onu söylemiyorum. O ayrı bir şey, sadece şunu şey. söylüyorum. Bakın burada şunu sorsa moderatör He. dese ki hocam başörtüsünü inkarın hükmü nedir? Farziyetin hükmü nedir? Onu Se. sordu gerisi Hayır, var. Onu söylemiyor. Diyor ki Fethullah Hoca Firuat'tır dedi. Siz de diyorsunuz diyor. Siz de diyorsunuz ki e, Hoca hoca Efendi doğru söylüyor, yanlış anlaşılmıştır. Onu savunuyorsunuz. Ben onun muradını şu anda lafın lafsına bakıyoruz. Lafsı Furuat lafı. Furu fıkıh demek. Evet. Yani şu anda sen furu nedir desem fıkıhta yani furu, şu, fıkıh bu fıkıh demek. Şunu Başörtü mu? takıp takmamak fıkhi bir meseledir. Takmamak haramdır. Takmak tamam. farzdır. Burada şunu bu mu? furu'dur diyor. Şimdi orada konuşmanıza diyorsunuz ama Ha ya Fetönün muradı başka. Ondan sonra peki benim dünya kadar kızlara gidip zina edebilirsin. Nuhmet'e yükseli bilmem ne edebilirsin. Öbürüne o kadar ne fetva Ne zaman verdim. yaptınız? Bunları ne zaman yaptınız? Hepsini yaptım. Ne zaman? Hayır, bu konuşmaları ne zaman yaptınız? Hepsi var şeyde, hayır, kayıtlarda. Ben yok demiyorum. Tarih önemli. Şimdi mesela ben Furru'u da ondan sonra reddettim. Ondan sonra Filistin'e, Gazze'ye Filistin'in aleyhine konuştuğu eee şeyde ne diyorsun adına? koca koca 5000 kişilik cemaata Kanal D'lerde haber oldu evet. Ona çattıklarım dolu var bir Sen bir... onlardan birini çıkartmıyorsun Ömrüm FETÖ'ye reddiye yazmakla geçti hocam, Kitap iki tane kitap yazdım bir ben Bir ve ikiyi verir ee, misin? Hafif yaptım bir, bir sene fotoğraf, Bu kadar FETÖ'cüleri bıraktın geldin bana da Hayır. aldın ya Hayır şimdi size FETÖ'cü demiyoruz hocam Kimse öyle bir şey demez ha, Şöyle bu videolar ama sizsiniz hocam Konuşan sizsiniz videolarda Tamam şimdi dinle Ben adamın o zamana kadar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah siz la ilahe illallah dedikleri bilmediğimiz dönemler. Yani şunu mu diyorsunuz? Geldiğimiz noktada biz ne yaptık? 2007 2008 Samanyolu TV'nin dizileri. Zaman Gazetesi'nin yazıları. Bütün bunları ele aldım. Ondan sonra ben Yahudi Hristiyan cennete gidecek diyen tamam. cennete gidemez diye Takos kadar kafana alsam gözlüğünü ta, kırarım. Bir, tamam. Öyle bir kitap yazdım. <laughs> bir şey Peki bu kitap üzerine dünya yıkıldı. Peki. Şu andaki bütün fetö düşmanıyım ben... diyenler hepsi bana ne diye telefon etti. Anlamaya çalışıyor. Hepsi telefon etti Şimdi... bana. Yazma, Hoca Efendi'nin aleyhine gitme. Yav dedim bu artık e, başörtü takılır takılmazı bak geçmedi. Bak, Muhammed bak, Resulullah bak, geldi dedim ya. Gelmişiz 2013'ün sonu 2014'e. Siz... Ne? Samanyolu televizyonuna çıkıyorsunuz, dershane konusunda onlara destek veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın Samanyolu sizin evinize gelmiş, röportaj yapmış Samanyolu televizyonu. Siz de biz hizmet varsa onun geliştirilmesine fayda var diye cemaate destek veriyorsunuz. Aynı dönemde Muharrem Coşkun paylaşım yapmış. Samanyolu haberi malum mesele için bakın kimden yardım istiyor diye. Ben eleştirmişim. Haklısın. Ama siz destek vermişsiniz. Ya arkadaş o zaman teröre gitmesin dediler, dağlara gidiyorlar, çocuklar burada... Biz bunların o zaman böyle bir... Ya ben, hayır ama konuşurken şöyle Mahmut Efendi de o zaman siz de yanılmışsınız ben onu anlıyorum. E tam yanılabilir, yanıldık. Tayyip Bey de dedi yanıldık dedi. Ne yapacak koca devlet bütün istihbarat elinde 22 senelik başbakan. Daha Abi ne, ben, zamana kadar, ya, ne zamana kadar? Ne zamana kadar yanıldı? 2000... Kaç şey kaç? 2000... Ne onun adı? E, darbe? 8 sene oldu. Tamam. E ben 16 sene evvelden yazmışım kitabı. Ama hala 2013'ün sonunda siz 2014'ün başında Samanyolu'na konu olup ona destek veriyorsunuz. Hayır, ben hapisten çıkınca bana dediler ki sen gel şimdi bak. E, o zaman hapiste gönderdiğim mektubu niye söylemiyorsun? Abi hapisten çıkmışsınız hala hoca efendi diyeceksiniz diyorsunuz. Hapisten çıktı. Hapiste ben FETÖ'nün eline düştüm mü? Düştüm. Şimdi buna rağmen hala niye hoca efendi? Tamam. Efendidim? Peki FETÖ'nün eline düştüğüm zaman 52 seneden yargılanıyor muydum? Yargılanıyordum. Kimse bana gelip arayan, soran AK Parti'den, yine MHP'den geldiler. Bir kişi gelip de ha Saadet geldi bak. Saadet'in o zaman il başkanı lan bir grup geldi. Ee. E, CHP geldi mesela. Özgür Özel geldi. Öbürü geldi. Beriki geldi. Hiç kimse bana bu arada ne yapıyorsun, ne diyorsun? Sordu mu? Sormadı. Peki. Ben e, hapisten çıktıktan sonra bu bana 6. ayda mektup yazdım. iki tane kitap gönderdi. Bu iki tane kitabın hepsinin üzerine Arapça, Osmanlıca yazılar yazdı mı? Yazdı. İşte benim et etti, şu etti, bu etti, sünnet dedi, şu dedi, bu dedi. Tamam. Adil Öksüz'ü gönderdi mi? Gönderdi. Adil Öksüz bana dedi mi ki, bunu biz yapmadık, hükümet yaptı dedi bize. İrancılar yaptı dedi. Hükümette İrancılar var. Ben de buna inanmasam da, inanmıyorum ama adam hapisteyim. Bu gardiyanlar onlardan, müdürler onlardan, bütün her şey onlardan. Tabii. Benim bir gücüm yok. Bir gücüm yok. Fotoğraf alabiliriz arkadaşlar. Bir, bir gücüm yok. Bu arada e, bu bana mektuplan şey yaptı. Bu sefer ben de çıkma yer arıyorum. Nasıl çıkacağım şimdi? E, dedim bunu haber yaptıralım. Çünkü neden? Herkes diyor ki seni hükümet bilgilerinden çıkaramaz. DGM'de dosya. Bu mahkemede belli. Aziz Yıldırım'ı yargılayan hep FETÖ imzalı mahkeme. Herkesi yargılayan, sorgulayan o aynı mahkemedeyiz. Burada bu iş olmaz. Dolayısıyla eşini ben bu sefer ya FETÖ zaten bana ayrı sünnet diyor. Bilmem diyor. FETÖ diyor. Bunu nasıl haber yaptırırız? Yani şimdi hükümet rahatlasın. He. Anladın mı? Korkanlar rahatlasın göğe. Şimdi bu sefer Hürriyet Gazetesi yapacağım dedi yapmadım. Haber Türk yaptı. Manşetten yaptı. Ondan sonra e ben dedim sizin saman yolunuz var. Ee, orada niye haber yapmıyorsunuz? Sen dedi bana başka bir yerde haber yaptır. Ondan sonra yayılsın. Evet. Aa, adil. Bu sefer o haberler patladı. Ondan sonra çıktık. Yine geldi geçmiş olsun. Ben bunların hepsini savcılığa gittim. Kitapları teslim ettim. Hepsini beyan ettim. Biz senin itikadındayız. Ancak biz Hoca ben Rehin Yoksa şeriat aynı şeriat, kitap aynı kitap. Adil bunu bana yüzüme bir iki kişiyle beraber geldi. Hatta evde bunlar hepsi savcılığa anlatılmış şeyler. Hatta bunu ben kendim CNN'de kimse bir şey bilmiyorken, sormuyorken kendim açtım. Doğru, açtınız. Kendim açtım. dolayısıyla o arada ben bunların elindeyim. 52 seneye yalgıranıyorum. Bana diyor ki hükümet sana beraat veremez. senin beraatın bizim elimizde. Efendim şu durumudur. Bunun üzerine ben dediler ki e, işte bizim stüdyoya gel. Ramazan ilk gecesi uyan ben bilmem neydim, bilmem neydim, bilmem neydim. Bütün benim hakkımda neler çıkarttınız? Ne haberler, ne dosyalar, emniyetler, her şeyi kotardınız, beni hapse attınız bir sene. Göğe itibarımı bitireceksiniz. Allah bitirmedikten sonra bitiremez. Dolayısıyla şimdi beni niye çağırıyorsun yani bilmem ne? O arada ee, egemen bağışış oldu. Efkan meselesi. Onlara çattım. Bu sefer hükümete zıt oldu. Ben halbuki Allah için çatıyorum yani. Peygamberimize bir şey diyor veya Kur'an'a bakarak sürse alay ediyor. Bununla çatınca ve bunları devamlı yayınlamaya başladılar. Günde 8 kere. O zaman meşru kanal Türkiye devletinde meşru kanal. Bu sefer bunlar yayınlamaya başladılar. Ben bu sefer e, dedim ki ben sizin stüdyonuza gelmem dedim. Dediler araba gönderelim. Yani bize Ramazan ilk gece sohbet yap. Araba gönderdiler. Ben evde oturayım. Ha burada sana geldiğim gibi. Orada da kendi evimdeyim. Ben gitmedim. Orada ne okuduğum belli. Bir, bir saat mi ne Ayet hadis. Ve onları metheden. Hiçbir şey o konuşmamda yok. Onda yani o konuşmayı dinle istesen. Hiç öyle bir şey yok. Ondan sonra e, ben yine dinler arası diyorlar çatmaya başladım. Çatmaya başlayınca bunlar rahatsız oldu yine. Evvelce ben bunları mahvettim. Yardımları kesildi, insanlar ayrıldı, dört bin metre yeri alan oldu, geri alan oldu, Malatya, şura, bura. Benim verdiğim zararı hiç kimse vermedi bunlara. Hiçbir hoca. Ben verdim bunlara bütün zararı. Kitaplar yazarak, bütün sohbetler, din arası, diyalog, yıktım ortalığı ben. Üç sene, dört sene bunu konuştum sırf. Adamlar zaten tehditlerini, şantajlarını yaptılar. Flaşa çıkma dediler, o zaman işte şimdi gazeteci yine oturuyor hükümetten yanında oldu şimdi. E, onun başı adamıydı. E, senden izledik, FETÖ'yle izledik dedi seni teke teklerini dedi Amerika'da dedi bana. Ama evet. dedi işte şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Lafında sözünde durmuyorsun dedi. Neyin sözünde duracağım dedim. Tinler arası diyaloğa ben çatacağım dedim. Bu sefer Adil öksüz dedi ki geldi. Koca Efendi çok kızgın dedi falan. Niye dedi? E yine dedi diyalogçular diyorsun dedi. Diyalog şeyini konuşuyorsun dedi. Dedim ben size dedim söz mü verdim? Aynı böyle. Ben size söz mü verdim dedim diyalog demeyeceğim diye. Ha sen bana dedin ki gelin ki setevedir zamandır mı? Ben dedim yapacağımı yaptım. Sen bana diyorsun ki biz senin inancındayız. Ben dedim sen benim inancımda olmadığını bilsem Muhammed Resulullah'sız bir kelime-i tevhid dinler arası diyalog inancında olduğunu bilsem sana kafir derim zaten dedim. Ha sen ben takıya yapıyorum diyorsun dedim. Rehinim Amerika'da diyorsun dedim. Sen takıya yapıyorum rehinim dediğin için üst beyan esastır. Ben sana kafir demiyorum dedim şu an. Evimde bunu konuşuyorum adam suratına. Kim konuşabilir? Ama dedim ben sana kafir demiyorum. Ama ben sana dinler arası diyaloğa çatmayacağım diye bir söz vermedim. Senin dedi beratın bizim elimizde. Asla berat berat alamazsın bu vaziyette. Hoca efendi aşırı kızdı dedi. Diyalogcular demeyeceksin. Dedim mi demedim mi dedim. Ondan sonra da yine diyalogçular dedim ve devam ettim. Darbeden çok önce bunlar. Ee. Ha darbeden çok önce. Onun için burada evvelki meselelerde biz o konuşmalarımızda adamın Muhammedur Resulullahsız bir kelime-i tevhid itikadında olduğuna dair ben bir veri görmemiştim. Bir veri görmedim. Sesinden duymadım. Kitabından adam Ha ne zaman ki bu veriler elime geldi. Amentü'de Yahudilerle ittifakımız var. Bunların hepsine tek tek reddiye yaptım. E, tüyü ikiye indirdiler ama bu veriler o dönem yoktu benim elimde. Ben, sadece... ben veriler elime gelince evet. hiçbir başkalar gibi bir defa bakın darbeden önce FETÖ'nün gücü ne kadardı? 2011'lerde ne kadar güçlüydü FETÖ? Çok güçlüydü. Peki 2011'den önce benim FETÖ'ye, STV'ye, Zaman Gazetesi'ne yüzlerce konuşmam varken Onları niye... Hocam e, e, konuşmalar da sizin, onun için diyorum. Burada 5 tane çıkarttın, ben sana 55-500 tane çıkarım. Ya şöyle, o zaman çok farklı bir şey yani. Bir farklı, farklı bir şey. Aha, hayır, o konuştuğum dönemde ben onun kafir olduğunu, Muhammedur Rasulullah'sız bir din olduğunu hayır, bilmiyordum. Hayır, diyorum. Çıktık... Ha yanlışları var, nasıl yanlışları var? İşte hükümette, askeriyede... O başka bir şey, cezaevinden çıktıktan sonra bile diyorsunuz ki ben mektup yazmadım mı hoca efendi denecek diye diyorsunuz. Şimdi 2011-13 yani Tamam adam bana hapishanede geldi mi Hapishanede tamam. bana Dedi mi ki biz aynı Senin imanın ve itikadın tamam, üzereyiz. Evet. Senin imanınla şeriatçılığınla Bizim şeriatçılığımızda fark yok Biz rehiniz Türkiye'de dediğiniz... hoca gelemiyor Aa, Dedi ki bana Seni de en üstün net buluyor Şudur budur Mesele bu ondan sonra Ben eğer darbeye kadar diyalogçular demeseydim, dinler söylüyor çatmasaydım bilmem de tamiz verdi derdi. Evet. Ama ben hapisten çıktıktan sonra adil evime gelip suratıma sen bizden başka kimse sana beraat veremez. 50 sene sürünürsün. Hoca sana çok kızdı. Diyalogçular demeyeceksin dediğinde ben onun suratına ben size söz mü verdim? Dinler arası diyalog şirktir ve ben bunu deme devam edeceğim evet. dedim. Ve öyle ayrıldı gitti. Ondan sonra da birkaç sene bekmiyorum. Geçti geçmedi darbe oldu. Eyvallah. Şimdi darbe olana kadar hangi hacı, hangi hoca bana göster o bunların aleyine Orası. göster. Yok, o zaman bana bir tane mi? şeriatçı göster, ben, tarikatçı göster. Ben, Hayır burada Milliyetçi göster hocalar konusunda haklıyorum size tamamen size ha. katılıyorum. E ben 2003'te ama Milli Gazete'de dizi yazı yaptım. Ders kitaplarından Muhammed Resulullah çıkardılar çünkü din kültürü, din kültürü kitaplarından kelimeyi tevhid yazarken sadece la ilahe illallah bıraktılar. Ve Tevrat, Zebur, İncil'in tahrif edildiği bölümlerini çıkardılar. Ben o zaman dizi yazı yaptım. Bakın. E tamam teşekkür ederim. 2004 yani yaptıysan bakın, tamam. 2004'te dinler arası diyaloğu eleştiren belgesel yaptım. Benim gibi bir gazeteci bunu görüyor da ilahiyat camiası, diyanet camiası sizin gibi hocaların görmemesine... Mahmut Efendi ve sizin gibi birinin hala hoca efendi diyeceksiniz demesine ben onu için şaşırdım. Ama Mahmut Efendi'ye sonra ben dedim. dedim ki Efendi Hazretleri bu adam Din arası diyalog çıkarttı. Şöyle 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 kısaca anlattım. Ne buyuruyorsunuz? Dedi ki şeytan onu saptırdı dedi. O hidayetten uzaklaştırdı. Ne zaman uzaklaştırdı. dedi onu? O da mı daha sonra dedi? Yok daha sonra değil. Ben hapse girmeden evvel. Hapse girmeden evvel biz bu diyaloglara başladığımız zaman mesela ben teke teke çıkacağım zaman AK Parti'nin o zaman en üst düzey yetkililerinden biri Mahmut Efendi'yi aradı. Niye? Çünkü FETÖ benim teke teke çıkmamamı istiyordu. Ben orada diyaloğa çattım. FETÖ'cülere çattım. E, onun için o çatacağım şimdi teke teke kadar ben kendi camialarımda meşhurdum. Teke tek bir milat oldu. teğin sabahı millet dokuzda işe gitti bütün Ankara bürokrasisi. Dolayısıyla o teğin etkisini bildiği için FETÖ, beni çıkartmamak için e, eski meclis başkanlarından birisi Mahmut Efendi'yi aradı. Ve izin verme çıkmasın dedi. Mahmut Efendi hocamız da dedi ki bana çık çık faydalar olacak. Allah'a sığın çık dedi. Onun kerameti haktır. Ben ona onun o izniyle cesaretlendim biraz. FETÖ çok üzerine durdu. Anladım. Dolayısıyla ben o teke teke çıktıktan sonra o aralar biz zaten Mahmut Efendi hazretlerimize bu adam dinler arası diyor o sizin eski bildiğiniz Ahmet Efendi ziyaret geliyordu, camiye itikafa geliyordu. Evet. Ha o durum değil. Bu adam için hadi sakalını kesti veya bazı fetvalarda yumuşak fetva verdi. Ona bakarsan Hayrettin Karaman'ın evet. fetvaları ondan daha berbattı. Dolayısıyla o noktadan saldırmıyorduk üzerine. Ama şimdi iman meselesi, evet. diyalog meselesi, tevhid meselesi dedim. Bunu deyince direkt dedi ki şeytan insanı saptırır. Onda saptırdı. Hocam. Ha ben bunu da söyledim. Hocam o beyanlarım. Bu beyanlarım benim kaç sene 15 senelik işler. Hocam. Ondan sonra bunları beyan ettim ama gelip bana hapishanede biz senin imanına, aynı imanınıza, yeminine, talağına yemin etti. Ondan sonra da ben 52 sene meselemde var o ara ama ben yine baktım diyalog devam ediyor. Diyalogla konuşunca sana çok kızdı. Şöyle etti böyle. E ne yapayım? ne yap dedim. Anladım. Ben size söz mü verdim dedim. Ve diyalog konuşmalarına devam ettim. Darbeye kadar da kaç kere diyaloğa çattım. Doğru. Ve bunun üzerine hatta bana yani en yüksek seviyede birinin mahdumu dedi senin reddiye yaptığın zamanlarda yapmak erkeklikti. Şimdi darbeden sonra Herkesi. herkes FETÖ düşmanı oldu dedi. Orada da haklısınız. Hocam e, evet. şöyle süremiz aşmışız yönetmeni uyarıyor vallahi nefessiz iki buçuk saati yakın e, iyi gittiniz gerçekten de. Ama sonunda vermez. yanlış yaptın çünkü münkeri yaydın. Ben bunları reddettiğim Hayır, konuşmalar. Şöyle. Yani bunlar, kabul etmediğim, şu tamam, anda ben tamam. bunu yanlış yaptığım bunlar, dediğim bunlar konuşmalar. Şöyle, şöyle, bunlar sosyal medyada dolaşıyor. Babacım tamam da bunları hepsini cevap oldunuz işte. Tamam tamam da ben bunları şu anda savunsam o zaman haklısın. Ben bunlar yanlış konuşmalar. Ama furu meselesi ayrı bir şey. Fıkı istilahtaki laf ayrı. Tamam. Ama fetva vermesi yanlış mı? Yanlış. Fetvası yanlış ayrı bir şey. Kafir olur mu? Ayrı bir şey. Din'in temel meselesi midir? Ha inanması temel meselesidir, tatması furudur. Hocam. Çünkü neden? Fer'idir, amelidir. Bunlara... Yani demek istediğim, burada şimdi 5-6 şey buldunuz. Ee, o arada ben bir tanesi Yiğit Bulut'ta. O Yiğit Bulut bana dedi ki, istediğin kadar konuşabilirsin dedi. Ee, önümüz açık dedi. Ne zaman ben FETÖ'ye çattım, Yiğit Bulut'a telefon geldi. Oradan şeyi bana bağladı. O gazetecinin adını unutuyorum ya şimdi de bir yerlerde gazeteci. Yalova'daki bir şey. Onu bağladı. O da dedi ki yanlış beyanda bulunuyorsunuz hoca efendi. Biz dedi Harran'da dedi bilmem ne dedi böyle iki din iki nikah iki pasaport gibi iki din yapmadık dedi. Ne yapmadınız dedim ya. Ona da bindirdim canlı yayında ki kimseye bağlatma uyum yoktu. On olunca o kavga çıkınca reklam arası tak dedi ki hocam kesmek zorundayız. E dedim hani önümüz açıktı dedim istediğimiz kadar konuşacağız ve benim orada Cübbelinin ipini çeken video diye e, şey var, YouTube'larda var. Cübbelinin ipini çeken video. Orada dedim ki ben deliyim, bir adamım. Tamamı ölümden korkmayandan kork. Bu dedim şirktir. Ne yaparsanız da yapın. Beni de şantaj, tehdit ediyorsunuz. Ne yaparsanız da yapın dedim. Ve aleni Haber Türk ekranında meydan okudum. Eyvallah. Hocam, aşmışız süreyi. Çok çok evet. teşekkür ediyorum. Eksik olmayın e, ee, hoşgörüze sığınarak sorduk. Ama ben, ben, bence iyi oldu. Neden iyi oldu? Çünkü dolaşıyor Twitter'da, sosyal medyada cevap vermiş oldunuz. Ya cevap vermiş oldum evet. ama işte millet neresini dinler, neresini dinlemez, isteyen neresini kullanır. Bu böyle yani. Yani münkeratı zikretmekle münkerat yayılır. Bunu sorabilirdiniz bana. Yani mesela yayınlamadan. Bu şimdi münkeratı neşretmek oldu. Şerata muhalif bir iş yaptınız. Bizikril münkerat, teşirul münkerat. Ben bu konuşmalardan razı mıyım? Değilim. E o zaman tamam şu anda Müslüman olan adamın evet ya müşrik olduğu konuşmaları yayınlasanız Yusuf İslam'ın. Bu İslam'a uygun bir şey midir? Ay bu... Aa, yanlış yaptın yani kabul bu... et. Kabul et yanlış yaptığını. Sen de yanlışını kabul et. Bu videoları sesli ve görüntülü yayınlamak münkeratı yaymak olur. Ben yanlış bu, yapmışım ya Bu FETÖ'ye yarar. Bu FETÖ'ye yaradı. Şu an senin yaptığın FETÖ'yü sevindirdin. Hocam, Bütün FETÖ'cüler bayram etti şu an. Bence bu kullanılıyordu. Siz bunu Babacığım, Babacım Tamam. Bunu soruyla bana sorabilirdin. Kelimelerimi de yazıp okuyabilirdin. Görüntülü ve yayınlamak STV'si bilmem nesi hepsini meşru ettin. Şu anda münkeratı neşrettin ve büyük bir günaha alet oldun. Tevbeye davet ediyorum. Hocam e, eksik olmayın. ben doğruyu konuş. <laughs> Çok teşekkür sen, ediyorum. Sen de doğruyu konuşuyorsun ama her doğru derken do, söylediğin hep doğru olsun ama her doğruyu söyleme diye evet. de bir rivayet var. Yani ne demek yerine göre konuş. Mesela şimdi o soruyu sorma hakkın var ama bunları yayınlayarak bir değil iki değil üç değil dört değil Oo, bir de Mahmut Efendi ile kattın işine. Mahmut Efendi hata atmış diyorsun. Mahmut Efendi ne göre hata edecek? Yani, ya hata. nahnu nakum biz zahir. Hadi beni bırak. Mahmut Efendiye de dedir uzattın. Şimdi nahnu nahkun biz zahir. Biz zahirle hükümleriniz demiyormuş herhalde. Adam o zaman kadar Mahmut Efendi ondan camide görmüş onu hep. Dolayısıyla... Başka bir yerde görmemiş. Hocalarını şeklini tadiyor. Şimdi Mahmut Efendi niye etsin? Mahmut Efendiye dedik ki bu adam böyle sapıttı. O da dedi ki şeytan onu saptırdı. Uzak duralım dedi. Siz... Siz... Bakın videoyu yayınladığım halde siz hala bazı şeyleri söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ama siz kendiniz diyorsunuz Mahmut Efendi böyle dedi diye. Şimdi Mahmut Efendi neye göre yayılacak? 30 tane münafık vardı. 3 ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında Allah bildirmeden münafığı ne tanıyacak? La te'alemu habibim sen de münafığı tanıyamazsın diyor. Mahmut Efendi şimdi, ne zararı var bunda şimdi? Süremizi şöyle hocam Öyle şey olur mu? çok, çok teşekkür Mahmut Efendi'yi niye kattın yani? Hayır siz katmışsınız. Ben onun için söylüyorum. Sizin videonuzda var. E, tamam. Mahmut ismi Ama Mahmut Efendi diyorum biz bunu anlattık. Mahmut Efendi dedi ki bunu şeytan saptırdı. Tamam, bunu... Mahmut Efendi elindeki veriye göre konuştu. Kerameti aktır, Allah gaybı bildirir bildirmez. Peygamber'e de bildirmediği zaman bildirmez. Münafıkları sen tanımıyorsun ben diyor. Ayette anladım. yani. Sizin gibi... Mahmut Efendi de yan, yanlış etmiş. Bilmem ne Hayır. etmiş. Vefat etmiş bir evliya Allah'a. Ne lüzum var adını anlıyorsun Hayır. ya. Şöyle. Ya, bu terbiyesizliktir ya. Bırak. O, hocam, e, Mahmut Efendi dokunduğun anda benim kendime kelime basarsın. Hayır. Bana istediğin hakareti Burada yapabilirsin. Burada kimseye hakaret etmiyor ya hocam. Ama sen Mahmut Efendi, Mahmut Efendi. İki kere Mahmut Efendi kattın abi ya. Ne katmıyorsun Mahmut Efendi ya? Ben katmadım hocam. Sizin videonuzda var. Arkadaş Mahmut Efendi'nin evvelce böyle dediğini herkes biliyor. Adam camide tamam. geliyordu. Tamam. Efendim tamam. hürmet ediyordu. Siz Mahmut diyorsunuz. Efendi, sakalını ben de bunu niye bunu sordum yani. Mahmud niye bu kadar Efendi kızdınız anlamıyorum. Sakalın niye yok diyordu sakalın. Tamam sen hocam. Sen sakal niye sakalın? yok Sakalı. Mahmut Efendi Daha adamın şey sakalına... Var. Hocam, yoksa onu de. Tamam, Adamın geçtir. imanı yoksa Allah onu bildirirse Daha... bilir, bildirmezse bilemez, hocam, peygamberi de bildirmezse ben onu bilemez. ben de söylüyorum. Diyorum Hatta... ki burada hata mı yapılmış diyorum, hata yapamaz mı ben kimse? Ben Mahmut Efendi adına demiyorum bunu. Kendi adıma diyorum hata yaparım. Tamam yapılmış. Yani insan olan herkes hata yapabilir. Yapamaz mı? Hayır Mahmut Efendi'nin burada bir hatası yok. Elindeki verilere göre o şeriatla amel etmiş. Ya ben Şerata bile 2003'te göre, dizi yazı yapmışım şey, hocam tam, ya. Tamam da Mahmut Efendi onları bilmez. Şimdi kim ona bilgi getirir o bilgiye göre de o bilgi ona gelmeden Allah da bildirmezse biz zahir vahi gelen peygamber münafıkları tanımıyorsun diyor Kur'an. Şimdi biz zahire göre hükmederiz diye Kur'an'da İslam'da bir delil var. var. Mahmut Efendi zahire uzatma. göre bakın, ona öyle demiş. Sevgili hocam. Hata ben etmiştim, bak, etmişim hocam. Uzatmak istemiyorum ama 95'ten beri Cebrail gelse oy vermeyin dese vermeyin diyecek gibi Firuat lafını etmiş. E tamam yani Mahmut, Efendi, Mahmut, Efendi, yetmiş, Mahmut Efendi Hazretleri. Amerika'ya gitmeden bu lafları etmiş. Mahmut Efendi Hazretleri. Kanal D'ye çıkmış o dediğiniz açıklamaları yapmış darbeciler sevap işliyor demiş tamam. Cunta. Buna rağmen Mücibbeli Ahmet Hoca Mahmut Efendi hala Ma, Hoca Efendi diyeceksiniz demişse Ma, ben de bunu eleştiriyorsam bana kızıyorsunuz. Sana eleştiriyorsa kızmıyorum. Mahmut Efendi elindeki veriye göre konuşmuş. E, duymadım hocam Mahmut Efendi bunları duymadım. Duymaz. Mı? Öyle teferruatı duymaz. O, bilmiyor musun? O, devamlı zikir, ibadet, sohbet. Hiç öyle haber dinlemez. Hayatta radyo dinlememiş. Hayatta gazete okumamış ya. Tamam siz Nereden de Nereden duymadınız. Bilecek? Kanal çıktığında e, dediklerini duymadınız. E, tamam, kapatılsın e, Biz o zaman yani. bunun yanlış yapıldığı yanı söyledik. Dedi ki şeytan insanı saptırır. Bunu saptırmış dedi. Biz onu dediğimiz Ama anda bunu söyledi. Ama olmuş siz hala Hoca Efendi diyorsunuz. Ya ben yanlış yapıyorum diyorum. Ben 52 seneyle yargılanıyorum. Ben şeker tamam, hastasıyım. Çün hapisten korktum. Tamam, tamam. hapisten korktum. Bunun için dedim Ya zaman. arkadaş ben kimse sahip çıkmıyor. Hükümet sahip çıkmıyor. De, hükümeti, devleti ele geçirmiş adam. Benim burada ruhsat ben STV'ye çıktım diyorsun. Ne şeriatlı konuştum orada? Haydi. Bakın o anda paralel yapıdan bahsediliyor. Dershaneye yüzden kriz çıkmış. Siz dershaneye destek veriyorsunuz. Cemaate destek veriyorsunuz. Ya dershane meseleleri Bizim işimiz değil. Yanlış yaptık. Benim yanlış yapmam. E ben de bunu söyledim ben, diye ben, niye tamam, ben yanlış yaptığımı inkar etmedim ki. Tamam ama bana kızıyorsun. Ben neyi Bunları sallıyorum? Niye hatırlatıyorsun? Niye Yap, da, tamam da ondan sonra ben bunu tamir edecek, ıslah edecek, düzeltecek Yap, ve bunlara en büyük darbe... zaten Ya şu anda senin karşında Türkiye'de FETÖ'ye en büyük darbeyi vuran adamla karşı karşıyasın. Tamam, itikadi ve Ehli sünnet olarak katılıyorum. Katılıyorsun. Evet. Peki o adamı niye yıpratıyorsun? Hayır, Onlara malzeme veriyorsun. Ben kimseyi yıpratmıyorum. Tamam onun değilim. gerisi ilerisi. Son mesele hapisten sonrakinde 52 seneyle yargılanan 50 yaşında bir adam her damarı tıkalı insülin pompalarıyla bilmem ne üzerinde kaç cihazdan yaşayan bir adam tamam mı? Sen burada İslamiyet ruhsatla ameliyatın verdiği bir noktadayım. Ama ben diyaloğum etmiş miyim? Şirket etmiş miyim? Haramı met etmiş miyim? Ama bunları yapanlara hoca efendi demişsiniz. Ben de bunu hatırlattım. Ya tamam. Burada benim bir ruhsatla amelim var. Benim ruhsatla tamam. amel hakkım yok mu İslam'da? Elbette. Hapisten sonrası için konuşuyor. Hocam siz alimsizsiniz. hayır. Şimdi beni burada ölümüne bir olayla karşı karşıyayım. Hatta bana yetkililer dedi ki Silivri'ye göndereceklerdi ve öldüreceklerdi. Kesin bunu bana en yetkili ağa söyledi. Ha bir sene yine revirde tuttuk da... Buy ...ha canımı bağışladılar yani. Bu kadar. Benim bana yapılan darbe kime yapıldı? Hocam ee, bizden sonra program var. Hatta ben şuna da şey yapmadım. Bana dediler ki elimizde şunlar var, şunlar var, şunlar var. Bak o kadar... E, ...tehditler ve şantajlar. Bunun şahitleri var. Ben dedim ki bildiğimden geri durmam. Dinde rastlıyor, şirktir. Ve 3 sene o tehditin altında yaşadım. Ve Flash TV'de programlara devam ettim. Evet. Ve Flash'tan bırak... Biz de bu işi bırakacağız. Flaşı bırak dediler. Mahmut Efendi'ye sordum. Bırakma ayda bir dedim. Yok haftada bir devam et dedi. Ve ben o flaş programlarıyla doğru hapse gittim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Var olun. Ayağınıza sağlık. Evet tamam. Ee, Sana da değil mi ya şimdi. Ehli sünnet hususunda. E, Onu dedin de, tamam. Süremizi oldukça açtık. Gerçekten de. E, kastımız kesinlikle hocamızı üzmek değil, yanlış bir şey söylemek değil. Yok sen doğruyu e, meden 90... çıkartmak istiyorsun da. Sa ben de olsun. diyorum ki bu şekil değil de başka şekilde yapabilirdin. Evet. E, bu hafta kırmızı masada Cübbeli Ahmet hoca vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir kırmızı masada buluşmak umuduyla Allah'a ısmarladık